geldiniz. Ben Merhabalar, hoş Gezi'den bulduk. Bey. Çok memnun Ben oldum. de hoş geldiniz diyeyim. Gonca Hocam hoş geldiniz. Hoş Evrim bulduk, Hanım, hoş Mehmet Bey, bulduk. Mehmet Bey. Merhabalar. Saatimiz 1:30 oldu. Deniz Hanım. Evet, geldim. Buradayım. Çok öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bu güzel panelimizde de bizlerle beraber olduğunuz için ve çok değerli, keyifli bilgiler edineceğimizden eminim. Ki bu pandemi döneminde en çok sorulan sorular e-ticaret, dijitalleşme, girişimcilik bunlardı bizlere. Birçok soruların cevaplarını şimdiki panelimizde alacaklarından da eminim. Özellikle güvenlik tarafı da tabii ki sistemlerin güvenlik tarafı da çok fazla soruluyordu. Gonca Hocam'ın moderatörlüğü zaten her zaman çok keyifli geçiyor. Yine çok güzel bir etkinlik panel geçireceğimizi biliyorum. Tekrar teşekkür ederim katılımlarınız için. O zaman ben de bir açılışı yapayım. Sağ olun Deniz Hanım. Değerli misafirlerimiz, 5. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği 5. İstanbul KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi'ne hoş geldiniz 2. günümüze. Bugünkü programı kısaca anlatmak istiyorum. 1,5-2,5 arasında, yani şimdi e-ticaret rekabetin baş aktörü girişimcilik parantez içerisinde adında bir panelimiz olacak. Saat 3 ile 4 arasında günümüzde e-lojistik, yani lojistiği ayakta tutan bilişim çözümleri üzerinde bir panelimiz olacak gene. Başlamadan önce bu seneki organizasyonumuz için bize destek olan tüm sponsorlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bugün. Sponsorlarımızla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz istanbulbilişimkongresi.org.tr adresindeki sponsorlar sekmesine gidebilirsiniz. Gelelim panelimize. Ben ufak bir araştırma yaptım. Bir TÜBİSAD'ın yayınladığı bir rapor var, 2021 tarihli. Buna göre COVID-19 salgınının etkisiyle 2020 yılında dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4'ü e-ticareti deneyimlemiş. Bu, bakın, ciddi bir rakam. Ve bu sayede neler gelmiş diyor raporda. İşte sektöre yeni tüketiciler, yeni işletmeler, yeni ürünler, yeni iş modelleri, hatta yeni iş sınırları girmiştir diyor. Yani hizmet de tedarikçisi olsanız, üretim tedarikçisi olsanız da dünyanın farklı yerlerine iş yapabilme imkanına sahip olmuşsunuz. Oralardan da yeni tüketiciler, evlerimizden çıkamadığımız için yeni müşteriler olarak bu e-ticaretin içerisine girmişiz. Ciddi bir potansiyel artışı olmuş. Türkiye'deki e-ticaret harcamaları 226 milyar dolar olmuş. Yurt içi satıcıların e-ticaret hacmi ise 216 milyar dolar olmuş. Demek ki bir arada 10 milyar dolar da yurt dışından bir şeyler almışız. Bakın, halen açık bir yatırım yapacak, girişimci olacak. Madem panelimiz girişimcilik tarihi. Girişim yapacak 10 milyar dolarlık bir alan var gibi gözüküyor. Şimdi e-ticarette rekabetin baş aktörü girişimcilik panelimizi modere etmesi için Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Profesör Doktor Gonca Telli'yi davet etmek istiyorum. Buyurun Gonca Hanım, söz sizde. Keyifli bir panel olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konu. Bahsini geçirdiğiniz gibi e-ticaret günümüzün zaten en yükselen trendi. Covid'in etkisi de oldu bunun üzerinde. Dolayısıyla bu trende olabildiğince cevap verebilecek firmalara ve yapılara ihtiyaç var ve girişimciliğe ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili de Türkiye Bilişim Derneği'nin güzel bir çalışmasını inşallah birlikte paylaşacağız. Çok değerli konuklarımız var bugün. İlk olarak ben sözü hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Evrim İldem Develi'ye vermek istiyorum. Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama bölümünde tamamlamıştır. Marka ve girişimcilik, dijital pazarlama, uluslararası pazarlama gibi alanlarda çalışıyor. Ve TİM'de bir inovasyon mentörü olarak da görev yapıyor. Evrim Hocam, buyurun, söz sizde. Hocam çok teşekkürler. Burada olmak çok keyifli aynı zamanda. Onu da belirtmek isterim hepinizle birlikte. Çok teşekkür ederim söz için. Ben bir sunum paylaşacağım ve çok önemli konular dünden bugüne konuşuluyor. Yeşil Dünya'ya çok atıf yapıldı. Dünkü konuşmalarda da biz de biraz işin elektronik ticaret ve girişimcilik tarafından bahsedeceğiz bugün.
Ben çok kısa girişimcilik neydi şöyle bir hatırlayalım ve sonrasında rekabet tarafına konuyu getirmiş olacağım. En çok ortaya çıkan fırsatlardan yararlanan kişi ya da yeni fırsatlar yaratabilmek, risk alabilmek girişimciliğin en temel kavramlarından biri. Fakat risklere karşı savaşırken orada bir takım stratejilere de ihtiyaç var rekabeti göğüsleyebilmek adına. Bu kavrama da çok aşinayız fakat hani şuralardan hiç bahsetmeyip ben sonuca geleceğim. Bir girişim ya başarılıdır ya başarısızdır diyebiliriz. Ama başarısızlık da aslında önemli bir hikaye içinde barındırır. Denizli'de çok yaygın bir iş modeli vardır. Kendi işlerinde tırnak içinde söylüyorum başarısız olmuş olan kişileri yönetici kadrolarına alırlar özellikle. Ben de böyle bir kişiyle deneyim yaşamıştım Denizli'de çalışırken. Buradan çok şey öğreniyorsunuz. Çünkü girişimcilik modeli içerisinde nasıl bu başıma geldi, ben neden bunu yaşadım ve ne oldu kısımlarıyla ilgili, başarısızlıklarla ilgili konular bir sonraki girişim için önemli bir girdi oluşturuyor, bilgi oluşturuyor, deneyim bilgisi. Bunu da girişimcilikle ilgili hikayesi olan ve yaşadıklarından mutsuz olanlar için söylemek istedim. Hepsi çok kıymetli. Ne yaşıyorsak. Neler bize fırsat yaratıyor? Bunlar tabii genel çerçeveler. Teknolojik gelişmeler, tüketim ekonomisi, yeni yaşam biçimleri, işte pandemi yaşadık. Pandemi sayesinde şu an Zoom diye bir kavrama çok aşina olduk. Hani işletmeler kendi aralarında aslında daha çok bu süreci yaşıyorlardı. Ama bizler de aslında son kullanıcılar olarak çok işin içerisine dahil olduk ve birçok fırsat da oluştu. Son tüketici açısından bakıldığında elektronik ticaretteki uygulama sayıları arttı. Kullanıcı sayısı gitgide artıyor. Özellikle elektronik bankacılıkta ve bu yemek sepeti tarzındaki firmaların kullanım oranları da oldukça yüksekti pandemi süresince. Elektronik ticaret kavramına geçecek olursak bunu özellikle tek bir madde olarak eklemek istedim. Birçok fırsatı veya birçok avantajı var mutlaka elektronik ticaretin ama en önemlilerinden bir tanesi ben burada konuyu işlemek üzere aldığım fırsat eşitliği sunması. Yani köşe başındaki dükkan fiziksel anlamda sınırlı bir imkan içerisinde bulunurken onun internet üzerinde, elektronik ticaret veya çeşitli platformlar üzerinde dünyaya açılıyor olması çok önemli bir fırsat sunuyor. Kime karşı? Orta ve büyük ölçekli işletmelere karşı mücadele edebilmesi veya rekabet ortamında varlık gösterebilmesi adına önemli bir aslında fırsat. Ve küçük ölçekli işletme böyle bir ortama adım attığında kendi bildiği yöntemlerin dışında bambaşka bir rekabet ortamının içerisinde kendisini buluyor. Ve bir noktadan sonra da rekabet edebilmekte güçlükler yaşıyor. Peki bunları nasıl aşsın? Nasıl rekabet edebilsin? Son zamanlarda çok popüler olan bir strateji var. Mavi Okyanus isminde. Belki aramızda bilenlerimiz vardır. Onun dikkat çektiği bir takım konular var. Bunu e-ticaret ile ilişkilendirerek ben de anlatmak isterim. Bir kitap bu aynı zamanda. Mavi Okyanus Stratejisi diye. Şimdi bu kitabın özünde şunu söylemeye çalışıyor. Mavi Okyanus ismiyle ifade edilen pazar alanı inovatif, işletmelerin aslında rekabet etmedikleri, rekabetten kaçtıkları kendilerine yönelik güvenli bir alan. Peki biz işletme olarak bu alanda nasıl yer alırız? Aslında en önemli soru da bu. Biraz onlarla ilgili tiyolar da vereceğim. İkisini kıyaslarsak, ikisi ne? Kızıl Okyanus diğeri de. Şimdi Kızıl Okyanus aslında rekabetin yoğun olduğu, karlılığın düşük olduğu, pasta dilimlerinin parçalandığı, rekabet içerisinde müşteri payının dağıldığı ve orada ayakta kalabilmenin zor olduğu bir nokta. Kızıl Okyanus içerisinde yıpratıcı bir pazar yapısı var. Rekabet yüksek olduğu için sürekli atakta olmanız gerekiyor. İnovatif veya Ar-Ge tabanının sürekli güncellenmesi, yenilenmesi ve buralarda çalışmalara ihtiyaç var vesaire. Bunlar zaten Mavi Okyanus'un aslında yani şöyle Kızıl Okyanus'un içerisinde barınan işletmeler, bulunan işletmeler bir noktada diyorlar ki biz çıkış noktası bulamıyoruz, daha fazla rekabet edemiyoruz. O zaman şunu yapmak gerekiyor. Buralara tekrar geleceğim. Şurada
Müşteri neyi seviyor, neyi sevmiyor, neyden hoşlandığı, müşteriyle olan ilişkilerim nasıl gidiyor işletme olarak B2B pazar için söylüyorum. B2C pazarda da çeşitli CRM programlarıyla müşterinin izini sürerek neyden memnun değil veya daha nasıl farklılaştırılmış, geliştirilmiş, kişiye özel hale getirilmiş ürün veya hizmet çeşitliliği sağlanabilir gibi konular aslında Mavi Okyanus'ta geçişte önemli bir anahtar olarak ortaya çıkmış oluyor. Mavi Okyanus'ta öne çıkaran kavramlardan bir tanesi farklılaşma, bölümlendirme, konumlandırma gibi diğerlerinden ayırt edici özelliğe vurgu yapan noktalar. Bunlar hiç bilmediğimiz şeyler mi? Aslında hiç değil. Ama tanımlaması biraz daha konuyu daha farklı aktarmak ve Mavi Okyanus kelimesinin getirdiği belki de huzurlu bir ortama süreci çekmek adına oluşabilir. Burada amaç kendi pazarını oluşturmak, rekabeti anlamsız kılmak. İnovasyondan bahsetmiştik, çok önemli bir nokta diye. Ve birkaç prensipten bahsedelim Mavi Okyanus'la ilgili. Azalt, yarat, yok et ve yükselt diyor. Azalttığımız şey nedir? Standartları değiştirebilir miyiz? Yaratma konusunda sunulan faydalar neler? Daha yeni ne koyabiliriz ortaya? Hep standartların dışına çıkmaktan aslında ortak noktası Mavi Okyanus bahis konusu. Diğeri ise yükseltmek, standardın üzerine çık, hizmette farklılaş veya şurada da yine olduğu gibi elektronik ticaretle bağdaştırabileceğimiz iki farklı yapıdan bahsedebilirim burada. Reçete gibi düşünebiliriz. Sadakat programları bunlardan bir tanesi. Elektronik ticaret platformlarında çok sıkça karşılaştığımız oyunlaştırma, puanlama, abonelik sistemleri gibi etkileşimin yoğun olduğu ve müşterinin sisteme çekildiği, dahil edildiği programlar. Bir diğeri ise B2B tarafta özellikle kişiselleştirme, özelleştirme gibi kavramların odağında bulunması Mavi Okyanus'un. Çünkü bu sayede müşteriyle olan etkileşim arttıkça kişiye özel, işletmeye özel geliştirilen her çözüm veya geliştirilen entegrasyon hem ilişkiyi canlı tutuyor hem de bir sonraki iş ya da proje kapsamında B2B pazar için aslında o da bir nevi sadakati oluşturan bir kavrama dönüşüyor. Benim özetle giriş noktasında söyleyeceklerim bu şekilde. Soru cevap kısmında sorular olursa tabii ki seve seve cevaplarım. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten ben e-ticaret dersi verirken öğrencilere söylediğim ilk şey şudur. Siz birey olarak ya da kurum olarak eğer bir şekilde internete dahil olduysanız dünyaya kapınızı açtınız, pencerenizi açtınız. Windows açıyoruz. Evet. Şimdi bu açılım bir şekilde etkiliyor. Başarıyı veya başarısızlığı, öğrenmeyi etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla e-ticaretin de aşırı rekabet yaratan bir yapıdan yani düzenden aslında çok daha fazla alternatifi bulunabileceği bir düzene kayması etkili olabilir. Ben şimdi sözü peki bu uygulamalarda ne oluyor diye Vecdi Çimen'e bırakacağım. Vecdi Bey yapay zeka destekli pazarlama yazılımları geliştiren ve dijital pazarlama hizmetleri veren Inspira 7'nin kurucusu, Inspira 7 olarak mı okuyorsunuz bilmiyorum ama kurucusu ve ortağı. E-ticaret, dijital pazarlama ve veri tabanlı pazarlama alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip Vodafone, Bilyoner, Etia gibi şirketlerde pazarlama ekiplerinde görev almış ve yöneticilikler yapmıştır. Şimdi uygulamada neler oluyor onu bir sizden dinleyebilir miyiz? Çok teşekkürler Gonca Hanım söz verdiğiniz için. Aslında hem e-ticaret hem girişimcilik ikisi uzun uzun konuşacağımız çok önemli konular ama bugün içinde bulunduğumuz süre zarfında nacizane deneyimlerimi, görüşlerimi hem e-ticaretin evrimi hem girişimciliğin evrimi, e-ticarette yeni nesil yaklaşımlar, yeni nesil e-ticaret ve yeni nesil girişimciliğe biraz değinerek aslında başlayacağım. Bu konularla alakalı bilgiler paylaşacağım değerli katılımcılarımızla. Aslında içinde teknoloji barındıran her alan çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor ve e-ticarette sadece bunlardan bir tanesi. E-ticaret kavramının hayatımıza girdiği dönemleri hatırlayacak olursak, anımsayacak olursak
Firmaların bir internet sitesi üzerinden ürün satması çok hayalciydi ve zordu eskiden. Bir tüketicinin online'dan alışveriş yapması çok zordu. Fakat web tabanlı teknolojilerin gelişmesiyle firmalar öncelikle pazar yerlerinde, e-ticaret sitelerinde mağazalar açarak ürünler satmaya başladılar. Sonradan da sonraki süreçlerde de bireysel yatırımlar yaparak marka, kendi markalarıyla özel e-ticaret siteleri açarak satışlar yapmaya başladılar. Ve geleneksel süreçte satışlar pazar yerleri ve firmaların kendi web sitelerinden yaptığı satışlarla devam etti. Bundan 7-8 yıl öncesine baktığımızda aslında bir markanın bir e-ticaret sitesine yatırım, bir e-ticaret sitesi açması, buraya yatırım yapması hem zamansal hem maliyet açısından hakikaten zordu. Fakat günümüzde artık web tabanlı e-ticaret altyapıları, platformları o kadar gelişti ki Shopify, WooCommerce, işte bildiği Türkiye'de Idealsoft vesaire gibi artık bugün birkaç günde bile bir e-ticaret sitesi açabiliyoruz, yayın alabiliyoruz ve satışa hazır hale gelebiliyor. Bu çok hakikaten kıymetli. Her şey o kadar hızlı gelişti ve değişti ki artık geleneksel e-ticaretten sonra bir de yeni nesil e-ticaret hayatımıza girdi. Örneğin dropshipping. Önceden hepsi burada hatırlayalım, stok alışverişler yapıyorduk. Şimdi dropshipping var. Amazon'un başlattığı, Alibaba'nın zirveyi çıkardığı stoksuz alışveriş. Eş ticaret kavramı var. Yani sosyal ticaret, sosyal medya kanalları üzerinden artık mağazalar, dükkanlar açabiliyoruz bir e-ticaret sitesi gibi ve satışlar yapabiliyoruz. Pandemide etkisini çok sıkça yaşadığımız ve çok sıkça herkesin kullandığı e-ticaret, yani mobil ticaret hayatımıza girdi. Ve bunların bütünü olarak da veriye dayalı bir yeni nesil e-ticaret kavramı başlamış oldu. Pandemi döneminde aslında bunların çoğunu deneyimledik, gördük. Ve yeni nesil e-ticarette yeni kavramlar öne çıkmaya başladı. Birincisi tabii ki Metaverse. Bu süreç baktığımızda Web 3.0 teknolojisi aslında Facebook'un son zamanlarda popüler hale getirdiği bir konu oldu. 2005 yılların başında çok hızlı başladılar. Sonradan kan kaybetmeye başladılar. Instagram'ı aldılar. Karşılığına TikTok geldi, orayı yıktı. WhatsApp'ı aldılar. Telegram karşılık verdi. Ve artık tüm platformları değiştirerek Metaverse dünyasına girme ve farklı alanlara yatırım yapma olayı ortaya çıktı. Bu e-ticaret dünyasını da çok değiştirmeye başladı. Dijital paralar, bu coinler vesaire, ödeme yöntemleri, bu yeni nesil ticarette çok öne çıkan, hatta Güney Kore'de ve Avrupa'nın belli başka ülkelerinde artık kredi kartı haricinde coinlerle de ödemeler yapılabiliyor. Artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik yine çok değerli hale gelmeye başladı. Türkiye'deki birçok mobilya şirketi, bazı mobilya şirketleri ve bazı boya firmaları bunları hayatımıza soktu ve artık evimizin duvar boyasını ya da bir satın almak istediğimiz mobilya ürününü gerçekte gördüğümüz gibi evimizde görebiliyoruz. E-ticaret sitelerinde bunlar konumlandırılıyor, modelleniyor. NFT yaklaşımı var, bu çok önemli. Bir şeye birisinin tek başına sahip olma isteği artık belli başlı ülkelerde dijital NFT ürünleri, kıyafetler, dijital şapkalar, dijital duvar kağıtları satılmaya başladı. Bunu başka baban başka bir boyut açıldı. Ve yapay zekalı tabanlı çözümler de yine yeni nesil e-ticaret tarafına bambaşka bir boyut getirerek verileri okuma, analiz etme, müşteriyi anlama, tahminleme gibi bambaşka şeyler hayatımıza soktu. Peki neler değişti? Şunları hatırlayalım. Örneğin çiçek sepeti sadece çiçek satıyordu ve günümüzde Parakendi'ye döndü. Artık bir pazar yeri, hatta pazar yerinin ötesinde markalarına var olduğu, hatta kendisine stok ürünler sattı, hazır giyimden kozmetiğe kadar her şey artık var. Fibo, çok ünlü bir Alman markası, Türkiye'ye konumlanması kahve ve kahve ürünleri üzerineydi. Ama ticaret o kadar hızlı değişti ve dönüştü ki, rekabet de o kadar arttı ki, artık sadece kahve ve kahve ürünleri satmıyor. Lifestyle adı verilen bir yeni nesil e-ticaret yaklaşımı modelinde kıyafetler ve farklı ürünler de artık satıyor hale geldi. Biraz da girişimcilik evrimine ve yeni nesil girişimciliğe değinmek isterim. Aslında girişimciliğin evrimi sürecinde temelinde bu 1500 ve 1800 yıllar döneminde merkantilizm felsefesi var. Bu çok aslında değerli bir felsefe. Günümüzde de aslında izlerini görüyoruz. Devlete dayalı, devlet üretimine dayalı girişimciler ve devletin belli bir politikada çalıştığı ve kazan kazan sistemine dayalı bir yöntem. O zamanlar icatlar, mucitler, keşifler hep böyle yapılmış. Günümüzde devlet desteklerini
biraz buğdan aslında esinlenmeyle görebiliriz. Merkantilizmin getirdiği bir şey. Bu süreç 19. ve 20. yüzyılda kurum içi girişimcilik, ticari, sosyal girişimcilik, kamu girişimciliğine dönüyor. Hatta teknoloji girişimciliği de bir devreye giriyor. Fakat artık yeni nesil girişimcilikte son belki 8-10 yıldır artık yaptığınız girişimin temeli ne olursa olsun, birincisi inovasyon, kesin inovasyon yapamıyorsunuz. İnovasyon sayısı çok az, artırımsal inovasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani var olan bir fikri geliştiriyorsunuz, üzerine bir şeyler katıyorsunuz ve hayata sokuyorsunuz. Ve bunların tamamının temelinde teknoloji ve sanal girişimcilik olmak zorunda. Çünkü hayatı kolaylaştıran, otomatize eden, insana fayda sağlayan her şey bugün sektör bağımsız her alanda bugün temeline teknoloji ve sanal girişimleri barındırıyor. Örneğin bugün Güney Kore'de klozetlerin IoT'lerle beraber IoT ürünü haline gelmesi, oradaki verileri toplaması ve kişinin dışkısından ya da idrarından verileri toplayıp bir doktora göndermesi, acaba hastalık barındırıyor mu, barındırmıyor mu gibi şeyler bir uygulama üzerinden yapılabiliyor ve bunlar Ar-Ge olarak çalışılıyor. Artık bu noktaya geldi. Bu anlamda yeni nesil girişimciliğin temelinde bu iki kavramın olduğunu söyleyebilirim. Peki e-ticarette rekabet arttı, rekabet şartları yoğunlaştı. Evet. Peki girişimcilik bunun neresinde? Önceden bir siteye açıp ürünleri koyup birkaç basit reklam yapıp bunları çok rahatlıkla pazarlayabiliyorduk. Artık bu böyle değil. Girişimi kurduğumuz andan itibaren o anki girişimci ruhunu devam ettirme şartı mutlaka olması gerekiyor. Sürülebilirlik ve devamlılık için yaratıcı yönümüzün, girişimcilik yönümüzün hem her daim aktif olması gerekiyor ve rekabet avantajı yakalamak için de yeni nesil teknolojileri kullanmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bugün bir e-ticaret sisteminde bir uzman çalışırken rakiplerim ne yapıyor, hangi ürünleri ne kadar fiyata satıyor, haftalarca, günlerce araştırıyordu. Ama artık bugün bir robotik süreç otomasyonuyla her şeyi birkaç günde hatasız bir şekilde alabiliyoruz. Ya da bir CRM sistemimizdeki verileri alıp okurken bir yapay zekayla bunların tahminlemesini, ilk bu seneye alışveriş yapan kullanıcılar, müşteriler sonraki yıl neler satın alırlar, birinci ürün alan ikinci de yanına neyi koyar, hangi dönemlerde hangi kampanya yapmalıyımın analizlerini yapabiliyoruz. Kullanıcıların analizlerini makine öğrenimiyle bir sistemden geçirip onlara nasıl konuşacağımızı, nasıl neleri nasıl sunacağımızı, onların alışkanlıklarına ve davranışlarına göre verebiliyoruz. Bunlar çok kıymetli. E-ticarette gelecek dönemde benim nacizane görüşüm, yeni nesil teknolojileri kullanan, yaratıcı olan ve özellikle veriye odaklanan kişiler, yapılar bence çok farklı bir noktaya getirecek e-ticareti. Bence e-ticaretli girişimcinin temelini birazcık da artık bu yeni nesil yapılar oluşturacak. Örneğin Web 3.0 nasıl etkileyecek? Diyelim ki 10.000 TL bütçemiz var ve bir tatil yapmak istiyoruz. Bu tatilde harika deneyimler yaşamak istiyoruz. O tatilin beldesinin kalabalık olmamasını istiyoruz. Çok sıcak olmamasını istiyoruz. Belli daha saatlerde serin olsun istiyoruz vesaire. Bugün bunun bir web sitesinden araştırmak, bulmak çok zor. Onlarca site araştırmanız ve zaman harcamanız lazım. Bu Web 3.0 ve Metaverse dünyasında başladığımızda tüm veriler okunabilecek ve anlamlı hale getirilecek. Nelerden keyif aldığımız, almadığımız, bizim bütçemize göre hangi taraf bize daha uygun, nereden daha çok keyif alırız, yüzde kaç olasılıkla keyif alırız gibi her şeyi çok rahatlıkla ulaşabilir, görebilir olacağız. Dijital ödeme yöntemleri hayatımıza girecek. Farklı ödeme yöntemleri artık kullanıyor olacağız. Artırılmış ve gerçeklikler, sanal gerçekler hayatımıza girecek. Bu anlamda çok fazla gelişim var dünyada. Özellikle giyilebilir ürünlerde, tekstilde, parakende de önümüzdeki yıllarda birçok web sitesinde, e-ticaret sitesinde tüm ürünlerin modellemesini göreceğiz. Ve bunları gerçekçi olarak uygulamalar üzerinden evimizde nasıl görünüyor, üzerimizde nasıl görünüyor da görmüş olacağız. Yapay zeka tabanlı çözümler ciddi fark yaratacak. Özellikle bir girişimde fark yaratmak istiyorsanız, e-ticarette ayakta kalmak istiyorsanız bu tarafta yapay zeka yatırımları markaların ve girişimciliğin temelini oluşturacağını düşünüyorum. Nacizane görüşlerim bunlar. Sonunda mutlak sorular olursa onları yanıtlamakta mutluyum. Evet. Sözü Gonca Hanım'a bırakayım ben. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi birbirini tamamlayıcı olarak gidiyor bilhassa bu sizin sunumunuzdan hemen benim
Gartner'ın hype eğrisi aklıma geldi ve o eğride ki gelişecek şeyleri anlatıyordu ve artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliği de en yakın zamanda yani kullanılır hale geleceğini söylüyordu. Metaverse denilen sanal dünyalar, sanal evrenler artık bunu daha net bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Ve aklıma yani siz konuşurken birden şu geldi. Şimdi insanlar normal şartlar altında tüketicilik kavramıyla yoğunlaştırılıyorlar. Bu tüketicilik kavramıyla yoğunlaşırken her şeyi almak istiyorsunuz. Fakat aslında o her şeyi sığdırabileceğiniz mekanlarınız ve yerleriniz bulunmuyor. Ama Metaverse bunu sağlayabilir belki. Aslında öz yaşamınızda daha sade, daha böyle hani şey neydi minimal bir yaşam tarzı yürütürken özentiler, istekler ve ihtiyaçların tatminleri sürecinde yemek içmeyin haricinde söylemek istiyorum. Diğer şeyler aslında böyle sanal dünyalarda da yaşanabilir gibi geldi. Yani oradan bunu yani ben niye buraya geldim diye derseniz yani uygulamalar aslında insanların değişik ihtiyaçlarını da gidermek üzere gelecek ve bu yapay zeka olayı da gelecekte karar almada insana çok yani insana kurumlara inanılmaz bir hız kazandırdığı için daha doğru kararlarla ilerlenebilecek. O anlamda şimdi sözü Tolga Bey'e bırakmak istiyorum. Mehmet Tolga Ertürk. Invento Teknoloji'de danışmanlık ve siber güvenlik hizmetleri müdürü olarak çalışıyor. 10 yıldan beri birçok sektörde bilgi güvenliği, denetimi, danışmanlığı ve siber güvenlik ürünlerinin kurulumuyla yönetim konusunda faaliyet gösteriyor. Bütün bunları yaptıktan sonra bir de bunun güvenlik kısmı var. Bu noktada neler oluyor, neler olacak, girişimciler nelere ağırlık versin ve bu risklerle de karşı ne gibi uygulamalar yapmak lazım onu bir sizden öğrenirsek çok güzel olacak. Teşekkürler, buyurun. Teşekkür ederim. Tüm katılımcılara, değerli moderatörümüz Gonca Hanım'a ve diğer panelistlerimize aktardıkları bilgileri için de aynı zamanda bizi dinleyenlere de zaman ayırdıkları için de teşekkür ederim. Ben daha e-ticaretin yanlış düşünülen yani kar ettirmediği ve bu nedenle belki ciroyu etkilemediği düşünüldüğü ve birçok firma yöneticisinin de gider olarak aslında düşündüğü aslında biraz daha güvenlik kısmından bahsediyor olacağım. Türkiye'deki güvenlik sektörü yatırımları daha çok yasal bir zorunluluktan veya sütten ağzı yananların yoğurdu üfleme çabasından dolayı işliyordu. Hatta 15 senedir, 15 seneye yaklaşan bir güvenlik sektöründeyim. Birçok danışman denetçiyle iletişim halindeyim ve onlara şu soruyu sordum. Neden güvenlik yatırımı yapılmalı kısmını siz müşterilerinizi nasıl ikna ediyorsunuz diye sorduğumda %99'undan işte güvenliği tesis etme bütçesi bir kalemse cezalara karşılık ayrılacak, cezaları geldiğinde bunlar için bir karşılık ayırmak da bir bütçe ise her zaman için bir ceza yendikten sonrasında tekrardan sistemi çalışır hale getirmenin maliyetinin daha yüksek olduğu cevabını aldım. Ama bu artık klişe olarak söylüyorum ben bu şeyi. Biz de bu şekilde çok fazla kez müşterilerimize söyledik. Aslında artık bu yanlış değil bu arada. Bu doğru olmakla beraber küçük bir kısmı artık güvenlik ciroyu etkiliyor. Nasıl etkiliyor diye baktığımızda aslında daha demin Vecdi Bey'in de anlatmış olduğu bu aslında bireysel müşterileri aslında işte NFT'lerle, Metaverse gibi konularla daha dijitalleştirmenin yanı sıra aynı zamanda kullanıcı girmek istediği veya bir e-ticaret işlemi yapıyor. Bu işlemde karşı tarafa güvenmek istiyor. Güvenmediği e-ticaret platformlarına, e-ticaret sitelerine yönelmiyor. Bir diğer tarafta sadece bunun kendisinin güvenmesiyle mi alakalı? Hayır. Bir yandan da
bir işlemi tamamlayamama veyahut da geç kalma konusuyla karşı karşıya kalıyor. Bu da şu anlama geliyor. İşte bir sepete ilk başta login ekranına geldiği vakit login ekranında o kadar çok veriler, datalar bilmem neler var. Orayı yapana kadar oradan vazgeçip neyse ben bunu başka yerden daha hızlı alabilirim ve getirebiliyor. Web sitesi hizmet vermemiş olabiliyor. Veyahut da yanlış bir sepet yönetimi oluyor. Buna bağlı olarak aynı üründen 10 tane de eklenmiş olabiliyor gibi gibi durumlar. Veyahut da itibar kaybı oluyor. Biliyorsunuz ki artık bir bilgi güvenliği ihlali bir firmada gerçekleştiğinde, bir e-ticaret platformunda gerçekleştiğinde buna bağlı olarak doğru olmamakla beraber. Çünkü %100 güvenlik bir hayal, bunu en başta söyleyeyim. Ama gel gelelim müşteri dediğim bu e-ticaret kullanıcıları ilk başta şunu soruyor. Burada şöyle şöyle bir açık yakalanmıştı. Buradaki veriler, buradaki kredi kartları ele geçirilmişti diyerek bir adım geride durmaya çalışıyorlar. O yüzden biz bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Bir diğer taraftan da firma ayağına bakacak olursak da cezai yaptırımlar var. Bu cezai yaptırımlar örnek verecek olursam kişisel verilerin korunması kanunuyla beraber çok büyük çapta cezalar kesilmeye başlandı. Bu cezalar sade ve sadece para cezaları olmuyor. Aynı zamanda o firmayı web sayfası üzerinde aslında ilan ediyorlar. Diyorlar ki bu firma bu şekilde bu kadar kişinin verisini çaldırmıştır. İşte ele geçirmiş hackerlar gibi gibi düşünebilirsiniz. İtibar kaybı yaşanmış oluyor. Bir diğer taraftan hapis cezaları da var bu cezaların arasında. Bir diğer tarafta da fidye yazılımlar var. Bir e-ticaret sistemi kuruyorsunuz. Bu sistemi bir şekilde çalışamaz hale getiriyor. Bir şekilde kilitliyor ve buna bağlı olarak belli bir meblağ karşılığında yine şifresini vereceğini söylüyor. Kaba tabirlerle söylüyorum. Bu tarz durumlardan dolayı aslında ciromuz etkileniyor. Yani sade ve sadece bu işi herhangi bir ceza ve yasal zorundalık veyahut da bir şey olarak başımıza bir ceza geldikten sonrasında yapılacak bir anlam olarak düşünmeyip güvenliği gerçekten en başında düşünülerek gidilmesi gereken bir nokta olarak görüyoruz. Buna bağlı olarak ilk başta aslında uyum riskleri var. Daha demin anlattığım gibi kişisel verinin korunması kanunu ile başlıyorum. Çünkü e-ticaretteki en büyük verimiz aslında e-ticarette bulunan gerek mağaza olsun gerek oradaki tüketici olsun onların verileri aslında. Burada sadece genelde şöyle baktığımda yeni girişimlerde daha çok bir KVKK politikası koyulduğu vakit yeterli gibi gözükmekle beraber maalesef artı teknik tedbirler dediğimiz saklama imhadan tutun, yurt dışı aktarımına, şifrelemesinden minimum yetki, erişim gözden geçirmesi gibi birçok alanı da aslında içinde barındırıyor. O yüzden girişimcilik kısmında sadece bu işin kar getirdiği noktalarının yanında belki de bu uyumla alakalı riskleri de göz önünde bulundurarak belki kuracağımız ortamı veya seçeceğimiz yapıyı ona göre seçiyor olmamız gerekir. Diğer tarafta marketing tarafı var bu işin. E-ticaret sitesinin önemi kadar aynı zamanda işte sosyal mecralardan veyahut da mailinglerle veya aramalarla bir şekilde pazarlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda da aslında iletişim yönetim sistemi diye bir yapı kuruldu. Bu ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmeliğe baz alınarak yapıldı. Burada her bir marketing çalışması yapacağınız kişinin onayı olması gerekiyor. Eğer onayını geri çekerse bunun da IES sistemi üzerinde güncellenmesi gerekiyor gibi. Diğer tarafta en nihayetinde bir mal varlığı bir nakdi bir şey üzerinden aslında alışverişimizi yapıyoruz. Bu kredi kartı olabiliyor, mail order olabiliyor veya farklı farklı işte NFT'ler gelmeye başladı gibi gibi farklı farklı boyutları var. Bu durumlarda ister istemez ilk başta BDDK regülasyonları var. Onun haricinde sizin kredi kartı bilgilerini kendi web sayfanız üzerinden tutuyorsanız işte daha hızlı alım yapılabilmesi için buna bağlı olarak PCI DSS gibi artı İşte payment card industry'nin oluşturmuş olduğu standartlar var. Bunlara uyum sağlıyor olmanız gerekiyor. Belirli zamanlarda denetimler veya self assessment'lar gerçekleştiriliyor olması gibi. Posta hizmetleri kanunu var. Elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğ var ki burada işte SSL zorundalığı var. SSL'i alabilmeniz için de öncesinde bir sızma testi yaptırıyor olmanız, açıklarınızı kapatıyor olmanızı bekliyor.
Diğer tarafta elektronik ticaret bilgi sistemi ve bildirim yükümlülüğü hakkında tebliği var. Burada Etbiz'e kayıt olmanız gerekiyor. Belirli zamanlarda bildirim yapmanız lazım. O bildirim yapabilmek için bazı dataları tutmanız ve onların da bütünlüğünü koruyor olmanız gerekiyor ki doğru bildirim yapabilin. Ve işte internet ortamına yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar ile işlenen suçların mücadele edilmesi hakkında kanun gibi daha birçok sayabileceğim uyum riskleri taşımasıyla beraber aslında bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki sadece yasal regülasyonlar mı var bu kapsamda diye bakacak olursanız, hayır, yasal bir şey olmasa dahi aslında yapılması gereken bazı güvenlik önlemleri de var. Bunu da teknoloji riskleri olarak aslında burada oluşturmaya çalıştım. İlk başta şunu aslında söylemem gerekiyor. İlk başta bir firewall. Yani bir eğer bir e-ticaret sistemi yapısı varsa önünde bir firewall olması, güvenlik duvarı bulunması gerekiyor. Ama gel gelin bu eski nesil güvenlik duvarları aslında baktığınızda sadece dışarıdan gelen ataklara karşı koruyan, işte iletişimi güvenliğini sağlar idi. Biz sadece dışarıdan gelen ataklar değil e-ticaret sistemini yaparken aynı zamanda bizim de o atakların bir askeri olmamızın önüne geçilmesinin de önüne geçiyor olmamız gerekiyor. Yeni nesil çözümler kullanılması gerekir denildi daha demin. Aynı şekilde burada da firewall'larda da yine aynı şekilde next generation, yeni nesil firewall'lar kullanılıyor olması lazım. Diğer türlü e-ticaret sitesi tamamen bir zararlı bir site olup her bağlantı kuranını aslında etkileyecek bir niteliğe kavuşabiliyor diye belirtebilirim. Diğer taraftan şöyle baktığımda bizim en değerli verimiz en nihayetinde işte veri tabanımızda bulunan bu tüketici verileri veya mağazacılığa ilişkin bilgiler. Bu verileri sadece dışarıdan çalınması değil, iç taraftaki çalışanlarımız da. Rekabet çok sert geçiyor diye söylenildi daha demin. Gerçekten öyle. Bunu önleyebilmek için gerçekten bizim kendi datamızı, en mahrem bilgilerimizi koruyor olmamız gerekiyor. Bunu nasıl koruruz? Dışarıya bir defa çıkmaması lazım. Bunun için işte data loss prevention, data leakage prevention denilen veri kaybı veya veri sızıntısına önlemeye ilişkin çözümlerle aslında biz buradaki tüm dataların işte USB'lerle, farklı e-posta ile veyahut da yazıcılardan gibi bunu ilişkin güvenlik önlemlerinin kurulmasını öneriyoruz. Bunları kuruyoruz. Bir diğer tarafta veri tabanının güvenliği var. Burada hem yasal zorundalık olan işte maskeleme gibi, maskeleme şeyi bilirsiniz işte TCK'nın ilk üç hanesi, son iki hanesi gibi her şeyi görmeme, minimum yetki prensibiyle o datanın işte erişimlerin belirlenmesi, kim erişti, ne istedi, her şeyi istemesin, orada bir bariyer koyulsun gibi konularla beraber bir veri tabanının güvenliğinde zorunlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle pandemiden bahsedildi. Pandemiyle beraber çok hızlı bir şekilde aslında e-ticaretteki dalgaların yükseldiği söylenildi. Buna bağlı olarak aslında hibrit çalışma düzenine geçtik ama hibrit şunu aslında biz baktık. Evden de aynı verimlilikle çalışanlarımız çalışabiliyor muyu aslında gözden geçirdik. Ama gel gelin evden çalışırken şirkette çalıştığı kadar güvenli bir şekilde çalışıyor muyu aslında çok fazla düşünmedik. Şimdi buna bağlı olarak da aslında şimdi bu söylemiş olduğum yatırımlar genelde büyük yerler için gibi gözükmesin. SMB'ler için oluşturulmuş güvenlik çözümleri, böyle paket hepsi içinde olan güvenlik çözümleriyle beraber de aslında bulunabilir. Buna da SMB Security Suite diye söyleniyor. Arattığınızda bulabilirsiniz. Bunlar bir paket halinde birçok sıkıntıyı aslında çözen uygulamalar olarak söyleyebilirim. Son slaytım. Sosyal mühendislik ve oltalama saldırıları. Biliyorsunuz en fazla aslında atakları biz son zamanlarda nereden yiyoruz diye baktığımızda işte e-postamıza gelen bir link veyahut da cep telefonlarımıza gelen bir arama veyahut da cep telefonlarımıza gelen bir link gibi yerlerden aslında saldırıları yiyoruz. Buna bağlı olarak biz de burada sosyal mühendislik ve oltalama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu belirli periyotlarda çalışanlarınızın normalde farkındalığını ölçmek için ve onları eğitmek için çalışmalar. İki gün öncesinde bir e-ticaret devlerinden bir tanesi müşterim, onun bilgi güvenliği müdürüyle konuşurken bunun üzerine konuşuyordum. Dedi ki, evet bu ilk başta gerekiyor ama aynı zamanda müşteri farkındalığı da çok önemli. Çünkü müşteri kaynaklı olan herhangi bir sıkıntıyı da sanki e-ticaret platformundan geliyormuş gibi bizim itibarımızı aslında zedeleyebiliyor. O yüzden biz artık
onların müşterilerine de aslında hizmet vermeye başladık. Onların da farkındalığını arttırmaya başladık. Şöyle düşünün, tolga.com diye bir tane e-ticaret sitesi var. Tolga.com diye bir yerden gelmiş, benim tamamen sayfamı kopyalamış, buna bağlı olarak beni sorumlu tutuyor gibi düşünebilirsiniz. Müşterinin de aslında farkındalığını arttırmak çok önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer konu sızma testleri ve doğrulamalar. Sızma testleri zaten yapılması zorunlu olan, farklı farklı regülasyon zorunlu olan kısımlar, doğrulamalar da. Bunu ama neresi için istiyor? Web siteleri için istiyor. Yani kullandığınız o platform için söylüyor. Ama o platform haricinde sizin şirketinizdeki veya çalışanın bir bilgisayarındaki bir eksiklikten dolayı da web sitesi o e-ticaret platformu etkileniyor olabiliyor. Buna bağlı olarak testleri yapılırken aslında bir bütün olarak yapılmasını öneriyoruz. Sürekli olarak işte e-ticaret platformlarında yeni versiyonlar geliyor, yeni modüller ekliyoruz, yeni bir şeyler ekliyoruz, işte pop-up'lar ekliyoruz. Yani bir şekilde müşteriyi kazanmaya, daha fazla bilgiyi ona sunmaya çalışıyoruz ve sürekli güncelliyoruz. Rekabet büyük olduğu için çok fazla da girdimiz var. Her değişiklik aslında bir zafiyeti de beraberinde getiriyor. Buna bağlı olarak sürekli olarak senede bir sızma testi zorunlu olabilir ama zafiyet tarama sürekli yapılması gereken veya da her bir değişiklik yaptığınızda yapılması gereken bir çalışma. Bunu da aynı zamanda önem gösterilmesi gereken konulardan bir tanesi. Özür dilerim, bu son slaytım. Kasım ayına hazır mıyız konusu? Gerçekten şöyle, Kasım ayı, anneler günü, yılbaşları gibi konular. Bu zamanlarda aslında e-ticaret, tüm e-ticaret siteleri tamamen tavan yapıyor. En fazla yükün bulunduğu zamanlar. Bu durumlarda load balancer gibi yapılarla aslında buradaki yük dengelemelerin olması lazım. Çünkü tam hizmet vereceğiniz en kritik noktada sistemlerin çalışmamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu. Güven damgası sizin siz olduğunuzu anlaşılabilmesi için en önemli konulardan bir tanesi olarak görüyoruz. O yüzden SSL burada en zorunlu ve iyi ki de o zorunlu olarak kılmış olan konulardan bir tanesi olarak söylüyorum. Ve tüm bu süreçleri bir defa kurulması hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bununla alakalı bir güvenlik değerlendirilmesi, işte security health check diye hangi olgunluk seviyesinde olduğunuzu, bunun yasal boyutuyla olabilir, teknoloji boyutuyla olabilir, süreçleriyle olabilir. Bunların belirli periyotlarda değerlendirilmesi, SMB'ler için yönetecek birden fazla kaynak almaktansa bunları işte Virtual CISO gibi, işte bu işi hizmet olarak sizin adınıza bunun yükümlülüğünü almış olan firmalar da bulunuyor. Veyahut da bunu almış olduğunuz e-ticaret firmaları da sizin adınıza yapıyor olabiliyor gibi. Bu yapıyı da göz önünde bulundurmanızı beklerim deyip sözümü tamamlıyorum Gonca Hanım. Çok teşekkür ederim. Güvenlik çok önemli bir konu. Çünkü hem müşteri tarafında müşterinin güvenli bir alışveriş ortamından ürününü, hizmetini, neyi alacaksa onu alması, hem de aynı zamanda firmaların kendi güvenliklerini sağlamaları, yani dışarıdan ya da içeriden, bu kritik bir konu. Müşterilerin bir kısmında, yani her müşteri masum olmayabiliyor. Dolayısıyla bunu doğru şekilde algılamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Ben şimdi izninizle soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Bir iki tane sorumuz var. Bir de TBD İstanbul'un bir söz alma şeyi var. TBD İstanbul'a önce bir söz verebilir miyim? Buyurun. Evet. Anlaş oldu galiba Gonca Hocam. Tamam. O zaman şöyle, Melisa Hanım'dan bir soru gelmiş. Siz yanıtlamışsınız ama gene de genel kitleye de şöyle bir tekrar değerlendirme açısından ve diğer arkadaşlarım da tabii katkıda bulunabilirler. Çünkü onlar da yaşamdan örneklerle sunabilirler. Pandemi döneminde özellikle sağlık girişimlerinin artmasıyla Mavi Okyanus stratejisinin gözlemlendiğini söyleyebilir miyiz diyor. Evrim Hoca'ya önce, Evrim Hocama vermek istiyorum sözü. Daha sonra da diğer arkadaşlara. Hocam çok teşekkürler tekrar. Tabii birçok sektör bu noktada yeme kazandı. İhtiyaçlarımız çok daha belirgin hale geldi sağlık sektörü açısından ve pandemiyle ilişkili söylersek. Ben de bir tüketici olarak kullandığım sigorta firması ve türevlerinden sürekli mesaja maruz kalmak durumundayım şu sıralarda özellikle.
işte sağlık check-up'ları vesaire, aramalar. Aslında hani korku vardır ya, hani endişe bizi bir noktada insan olarak harekete geçirir. Ve yaşanılan bu pandemi sürecindeki deneyimlerimiz de bize hizmet veya ürün satanlar tarafından değerlendirdiğimizde dikkate alınır bir hale geliyor. Hani istemsizce o gelen e-postayı dikkat kesiliyorsunuz. Acaba ne söylüyor burada diye. Çok önemli bir şey noktası, yani zaman açısından Mavi Okyanus kısmı çok eşleşti aslında hikayeyle bence. Sağlık sektörü, özellikle ben sigortayı çok maruz kaldığım için belki dikkatimi çekti. Algıda seçicilik diyelim. Bu şekilde değerlendireceğim. Evet, diğer arkadaşlarımdan bir görüş var mı bu konuyla ilgili? Vecdi Bey, siz ne dersiniz? Ben de Evrim Hanım gayet güzel cevap verdi. Benim de şu an o tarafta bir söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Evet, ama bir yani bu aslında Mavi Okyanus stratejisi genelde bütün girişimciler için, yani birdenbire zor bir rekabet ortamına gireceğine, Mavi Okyanus şöyle bir şey. Yani internet demek tam rekabet piyasasının olduğu bir yer. Yani aynı ortamda Türk firması da olabilir. Türk'ün yerel bir firması da olabilir. Uluslararası bir başka firma da olabilir. Hiç alakası olmayan Yeni Zelanda'dan da firma olabilir. Çin'den de firma olabilir. Hepsiyle bir arada oluyorsunuz. Ama tabii işte o sıralamalar ve sizin öncelikleriniz ve içinde bulunduğunuz coğrafya gibi etkenlerde bunların size gelişlerini veya size o ürün hizmeti sunuşlarını bir şekilde farklılaştırıyor. Yani öncelikle bir Türkiye'den bir alışveriş yapan kişi için bir Türk firması önceliği sıraya geliyor. Ama daha sonra eğer irdelerse müşteri başka firmalara da erişip ulaşabiliyor. Ama sadece buna erişip ulaşmak değil, daha sonra bu sürecin tamamen, yani bu şeydeki teslimata kadar, hatta kullanım sonrasına kadar, tadilat tamirata kadar olan şeyde de yine o firmaların bir anlamda destek vermesi gerekiyor ve bu noktalarda tabii daha tam olarak e-ticaretin tüm çözümleri ortada yok. Dolayısıyla e-ticaretin böyle potansiyelleri de var girişimciler için. Onu da düşünmek gerekiyor. Çok güzel bir başka soru daha var. Türkiye'nin gizli turizm potansiyelleriyle ilgili. Gerçekten Vecdi Bey konuşurken benim de aklıma geldi. Yani biz bir proje yapmıştık. Türkiye'nin bir köyünde, yani Türkiye'den marka çıkar mı diye bir şey, kulaklarını çınlatacağım şimdi hocamızın, bu topraklardan marka çıkar mı diye kitabı olan. Şimdi Türkiye'nin gizli turizm potansiyelinin görünür hale gelmesi için teknoloji çözümü önerileriniz neler olabilir? Dijital pazarlama turizm ekonomisini geliştirmeye, yerli görüntülemeye nasıl katkıda bulunabilir diye bir soru geldi. Ben bu soruyu önce Vecdi Bey'e yöneltmek istiyorum. Sonra da Tolga Bey'e, yani güvenlik tarafında neler olabileceğiyle ilgili sormak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bu arada. Ben şöyle başlamak isterim bu soruya. Aslında pazarlama bizim hayatımızı yöneten bir şeydir. Çünkü altında birçok sentez bilimle beslendiği için, psikolojisi, sosyolojisi, nörobilimi, hayatımızda aslında dokunan her şey pazarlamanın bir parçası. Bugün bir Starbucks'da oturanlar kendini nasıl iyi hissediyor ya da bir marka ürün girdiği zaman iyi hissediyorsa, bunun altında pazarlamacılar var. Hatta biraz da öteye gidelim. Yakın zamanda Arap Baharı'nın çıkması ve o bölgedeki karışıkları çıkartan aslında bir pazarlama ve ciddi anlamda bir pazarlama mühendisiydi. Twitter'ın eski pazarlama müdürüydü. Ya buradan yola çıkarak şunu söylemek istedim. Veriyi okumak, anlamlandırmak, sentez bilimleri kurgulamak ve bilmek, dijitali kullanmak, doğru kullanmak sizin markalaşmanızda çok büyük bir etken. Dijital pazarlamada da özellikle son zamanlarda doğru kurgulanma ve doğru yöntemlerle istediğiniz alanda, istediğiniz noktada doğru kurgulandırmalar yaparak bir dünya markası olmak mümkün. Mesela bahsettiğiniz şey önemliydi. Güven Borçan'ın Türkiye'den bir
aslında dünya markası çıkar mı bu topraklardan adlı kitabından sonra. Son zamanlarda dijital dünyada biz çok fazla Türk markası gördük. Nusret. Çok basit hareket, basit bir harekette bugün dünyada belki hani tartışılacak çok farklı boyutları var ama dünyada bilinen bir Türk markası ve temeline dijital yatıyor. Peki hangi teknolojiler kullanılabilir? Özellikle Yunanistan, bazı kuzey ülkeleri, özellikle Norveç, bu anlamda iki farklı yapıyı çok kullanıyor benim gördüğüm. Birkaç yıl öncesine kadar artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle bütünleştirilmiş. 3D modellemelerle yapılmış uygulamaları hayatlarına soktular ve siz bugün bu ülkelerde bir web sitesine girip oradaki müzeleri gerçekçi gibi gezebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Amerika'nın belli başlı eyaletlerinde yeni hayata geçen bir metaverse dünyası var. Orada araçlar üzerinden eyaletler arası yollarda yolculuk yapabiliyorsunuz, eyaletleri gezebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki turizmin gizli kalan yönlerini öne çıkartmak için 3 farklı yapı var. Kesinlikle çok etkisi olacağına inandığım. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse. Hatta bunların üçü bir arada kullanılması çok bambaşka bir boyut olur. Ama tabii ki bunların yapılması, modellenmesi bambaşka bir süreçler. Ama özellikle teknoloji geliştirme bölgelerinde bu tarz yapılarda 3D modellemeler çok kullanıldığı için bu alana çalışan Türkiye'de yerli yazılım firması da çok fazla. Dolayısıyla kesinlikle bu üç yapının çok değer katacağını düşünüyorum. Hatta Kuzey Kıbrıs'taki bazı firmaların ve otellerin müşterilerine belli başlı deneyimler yaratmak adına sanal deneyimler yatırımlar yaptığını da görüyoruz bu anlamda. Bu üç yapı çok etkiler diye düşünüyorum naçizane görüşüm. Evet, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse birleşimini önerdiniz. Tolga Bey var mıdır sizden? Aslında bunlar sadece ben buraya ekleyebileceğim. Birincisi reklam konusunda çok fazla bütçe ayırmıyor Türk firmaları. Ben onu görüyorum. Çok fazla hani buradaki genelde en iyi reklamlara baktığımızda zaten reklamı olan yerlerin daha fazla bütçe ayırması. Birinci söyleyeceğim kısım buydu. Bu kısım diyebilirim. İkincisi Türkiye'de hani farklı birçok aslında iklimde olmasından dolayı şu an tatil yörelerin neresi olduğunu, hani turizm bölgeleri çok net. Belki buranın birazcık daha o potansiyel için farklı alanlarda gerçekten farklı tarafların belirlenmesinin ilk başta yapılması. Örnek veriyorum işte soğuk işte yaşlar için turizm veyahut da işte sağlık turizmi veyahut da işte gibi. Bu turizmleri belirledikten sonrasında çok rahat bir şekilde dijital pazarlamayla o kişilere de ulaşabiliyorsunuz. Bu diğer gizli tutulan o potansiyel olan turizm yerlerinin hangi taraflara odaklanacağı belirlenirse dijitalde de ulaştırmak aslında çok çok daha kolay. Yöntemleri de zaten Veci Bey söyledi. Tabii mesela turistik yerler açısından daha farklı düşünebilir. Mesela sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, bu antik kentler, müzeler bu tarz yapılar üzerine gelişirken diğer tarafta eğer ürün veya hizmet pazarlaması sunulacaksa mesela çok yöresel yemekler, yöresel konaklamalar sunulacaksa o konaklamaların belki hani storytelling denilen şeyler var şu anda en popüler şeylerden bir tanesi. Onların daha bir hikayeleştirilerek ortaya çıkartılması gibi bir takım şeyler de düşünülebilir ve pazarlama tarafında hani sadece şeyi kullanmak değil. Şimdi reklam tabii maliyet getirici bir unsur. Yerel bir girişimci belki bunu sağlayamayabilir ama bir blog yazımını sağlayabilir. Yani çünkü blog ücretsiz olarak karşılayabiliyor ve popüler hale gelirse blog kendisi için gelir getirici bir hale de dönüşebilir. Yani orası bir satış noktası haline de dönüşebilir. Yani böyle şeyler de düşünülebilir. Gibi düşünmek lazım. Evrim Hocam sizin var mıdır öneriniz? Buyurun. Hocam teşekkürler söz verdiğiniz için. Evet Tolga Bey de bahsederken ben de düşünüyordum evet bir noktada işte sanal dünyanın içerisinde kendimizi bulmamız ama gruplaştırılmış ya da segmente edilmiş bir pazar dilimi içerisinde amaçlarımızı görebilmek daha net olur. O yüzden lokalliğin içerisinde neyi vurgulayacağız? Mesela yemek dediğinizde ben aklıma workshop geldi, olayın içerisinde yaşamak, deneyim geldi. Yani influencer var ama hani
Niye var? Aslında deneyim satıyor çünkü. Hani biz de onu deneyimlersek neyi yaşayacağız, neyi elde edeceğiz? Somut tarafını görmeye odaklanıyoruz bizler müşteri olarak veya tüketici olarak. O yüzden oyunun içine dahil olmak diye bir deyim kullanayım. Bu her noktada çalışan bir sistem. O yüzden etkileşim çok önemli. O sanalın dışında yapılan fiziksel ortamlarda da bilginin, o aslında yöresel bilginin, geçmişten gelen bilginin aktarılması ve deneyime dahil edilmesi de çok önemli bir paylaşım diye düşünüyorum. Tabii bir de pazarlamacı olarak bir şey katkıda bulunmak istiyorum bu noktada. Ürünlerin de standartlaştırılması gerekiyor. Yani sunulacak olan bir ürünü ne şekilde sunuyorsanız o şekilde karşı tarafa teslim ediyor halde olmasınız. Yani 200 gramlık bir şey söylüyorsan 150 gramla satamazsın. Yani onu 200 gram olarak satmalısın. Cam şişe diyorsan cam şişe de satmalısın. Efendim organik diyorsan organik olmasını sağlamalısın gibi. Yani bütün bunları çok detaylandırmak ve biraz bilinçlendirmek de gerekiyor sanırım. Bir de konumuz da çok geçti. Yani misafirlerimiz de belki merak içerisindedir. Bu NFT konusunu biraz açabilir miyiz? Yani bu NFT nereye gidecek? Nerelere doğru yönlenecek? Yani tamam blockchain başladı. Birçok şeyde işte bu paralar nereye gidiyor diye. Bu arada Birden Bey bize diyor ki yavaş yavaş toparlayın, kapatıyoruz diye bir şey. Yok estağfurullah, sorun vardı o yüzden eli kaldırdım ben. Ha, tamam, o zaman önce sizden alayım, sonra NFT ile ilgili görüşleri alıp kapatacağım. Buyurun. Tamam. Kameramı da açtım, o şekilde sorayım sorumu. Öncelikle hepinizin ağzına sağlık, çok güzel bir panel oldu. 3 tane sorum var benim. Üçü de KOBİ'lerle alakalı. Önce Evrim Hanım'a sormak istiyorum. İsterseniz soruları üçünü de sorayım. Tolga ve Vecdi Bey düşünmeye biraz vakit olur belki. Biraz rakamlarla ilgili soracağım çünkü. Evrim Hanım, sorum şu. Şimdi Mavi Okyanus'tan bahsettik. Mavi Okyanus'la ilgili benim bayağı bir geçmişte yaptığım bazı çalışmalar oldu. 10 küsür sene öncesinde. Ama günümüzde bu pandemi sırasında da hatta bir tane örnek geçenlerde ortağım anlattı. Biliyorsunuz uçaklar uçmadı. Uzun süre uçaklar şeyde kaldılar. Yerde kaldılar. Ne yapabiliriz? İşte hem uçakların uçması lazım çünkü çalışan makine bir şekilde bakımda görüyor. Pilotların uçuş saatlerini artırmak lazım. Uzak yolunda bir uzak doğuda bir uçak firması şöyle bir çözüm buluyor. Diyorlar ki uçaklarımıza first class sizi seyahat ettireceğiz ama bir yere gitmeyeceksiniz. Tamamen first class deneyimini yaşayacaksınız. Tabii ki normal first class gibi on binlerce dolar değil, daha uygun rakamlara. Sadece yaptırdıkları uçağa biniyorsunuz, uçak kalkıyor, ondan sonra da iniyor. Ama first class o rahatını, konforunu buluyorsunuz. Bu tarz bir çözüm yapmışlar. Aklıma bu geldi şimdi Mavi Okyanus deyince. Benim sorum şu aslında, ilk sorum size. KOBİ'lerde, sonuçta bir KOBİ kongresindeyiz şu anda, Türkiye'de ya da dünyada olabilir. Mavi Okyanus kapsamında bir çalışma yapmış ve bundan şu kadar dolar, şu kadar TL kazanmış gibi bir örnek verebilir misin? Bir sorum bu size. Tolga Bey'e sorum, gene KOBİ'lerde ben güvenliğin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani arkadaşlarımızla görüyoruz. Durduk yerde Instagram'da arkadaşların şimdi işte hesabım çalınmış arkadaşlar ya da çok böyle önemli B2C çalışan yani kişilere hizmet veren bir arkadaşımın hesabı geçenlerde çalındı. Binlerce takipçisi var. Bir baktım tekrar 25-28 diye artırmaya çalışıyor garibim. Çok önemli KOBİ'ler için. O da bir KOBİ, bir mikro şirket belki. Gene böyle bir rakam var mıdır bununla alakalı? Yani Türkiye'de ya da dünyada işte KOBİ'lerde şöyle güvenlik önlemlerini almadığı için en basit mesela Instagram'da bu şeyle çiftli korunma diye bir şey var. Telefonunuza mesaj mı geliyor? O şekilde girebiliyorsunuz. En azından böyle bir şey almak için şöyle maliyetler oluştu gibi bir rakam var mıdır? İkinci sorum da size. Vecdi Bey, üçüncü sorum. Aynı şekilde ben şeyin çok kaydası olduğuna inanıyorum. Pazarlamak bizim geleceğimiz. Yani şöyle söyleyeyim. Grant Cardone vardır. Belki izlersiniz, takip ediyorsunuzdur. Şey söyler. Grant Cardone da
hani gurular gibi, guru değildir aslında. Yani bir 2-3 milyar dolarlık keşi olan, böyle paralar kazanmış birisi. Yani ne söylediğine güvendiğim birisi. Gerçi öyle para kazandığında kendisi söylüyor. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ama şu lafı çok hoşuma gitmişti zamanında. Bakın diyor, dünyanın diyor en iyi ürününü yapın, en iyi hizmetini sağlayın diyor. Ama bir diyor, insanların sizden haberi olması lazım diyor. Yoksa insanlar sizden ürün satın almazlar diyor. Bu şey, pazarlamadaki ilk atış. İkinci cümlesi daha da böyle dramatik. Diyor ki, bunu tekrar tekrar kendilerine hatırlatmanız lazım. İnsanlar tek sefer söylediğinde yeterli güveni sağlamıyorlar size. Tekrar tekrar hatırlatıyor olmanız lazım. İşte Coca-Cola örneğini verirler. Marka söylüyoruz belki ama sürekli kendini hatırlatıyor. Gelelim bunu KOBİ'lere. Ben bunun KOBİ'lere acayip katkısı olacağına inanıyorum. Dün zaten rakamlardan bahsettik. Büyük işletmelerle karşılaştığımızda KOBİ'ler bu konuda tabii ki kaynakları az ama bu dijital teknolojiler sayesinde bunları sağlamak da çok basitleşti abi. Yani kaynak, o kadar büyük bir kaynak gerekmiyor. Sorum şu, çok konuştum, hemen soruma geleyim. KOBİ'lerde böyle bir çalışma yapıp da cirosunu şuralardan şuralara getirmiş gibi rakamlar var mıdır? Son sorumda size çok teşekkür ederim. Biraz uzun konuştum. O yüzden tekrar kendimi seçtim. Korsan sunum gibi oldu valla. Hemen susuyorum. Evrim Hanım. Çok teşekkürler Birden Bey. KOBİ'lerle ilgili tabii her sektörün kendi dinamiği var. Tekstilden bir örnek vereyim, sonra bilişime geçeyim. Benim çok dikkatimi çeken ve çalışmak istediğim de bir konu aslında. Sürdürülebilirlik temalı çalışıyorlar. Bir Bursa'da tekstil firması vegan üretim yapıyor tekstilde. Ham maddelerin hepsi vegan. Çok niş bir pazar. Çok az sayıda dünyada işletme var zaten bunun içerisinde yer alan. İplik firmaları yine çok az sayıda, hem niş hem işte Mavi Okyanus tarafında stratejiyi besleyen bir yapıları var. Dijital tarafa gelirsek de benim de çalıştığım çeşitli firmalarla olan ilişkilerimden elde ettiğim bilgi, sayısal bir veri şu anda size sunamıyorum ama her işletme kendi dinamiği içerisinde, farklı arayışlar içerisinde. Bunun adı bilen açısından evet bir Mavi Okyanus stratejisine dönüşmüş. Elektronik ticaret üzerine danışmanlık veren bir işletmede böyle bir çalışmayla karşılaştım ben. Ve çok açık bir şekilde dedi ki rekabetin olmadığı bir yerde var olmaya çalışıyorum. Ve hani çok bilinçli bir şekilde pazarlama stratejilerini ve diğer süreç yönetimini inove etmiş aslında, inovasyona yaymışlar. Yani aslında var hani ama genel anlamda evet biz sektörün tamamını şu şekilde uyguluyoruz ve böyle bir rakam elde ettik kısmı çok net bir şekilde yok. Çünkü onlardan da yok aslında, yani bütüne yayamadıkları için, departman bazında kaldıkları için bazı noktalarda daha ölçülebilirlik açısından ben de şu an o bilgi en azından yok, öyle söyleyeyim. Evet, teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Birden Bey, insanlar artık bu kıran kıranı yapıdan daha çok böyle daha bilge olan ahenkli bir yapı tutturmaya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla işte Konfüçyüs felsefeleri, Lao Tzu gibi bir takım Çin felsefelerinin yakın zamanda aslında karşımıza yeni akımlar olarak geleceğini söyleyebilirim ben şu anda. Evet, Vecdi Bey, devam edelim sizin sorunuzla. Teşekkürler, sağ olun Gonca. Şöyle ki, özellikle bundan 5-6 sene öncesinde belki dijitalin daha yeni doğmaya başladığı dönemlere kadar inersek, KOBİ'lerin büyük rakiplerle, büyük balıklarla özellikle uluslararası pazarlarda var olması falan çok zordu. Fakat dijital pazarlama o kadar gelişti ki bugün doğru kanalların, doğru alanların kullanımıyla KOBİ'lerin bir aslında çok büyük bütçeli markalara göre bile daha iyi sonuçlar aldığı bizim gördüğümüz gerçeklerden biri. Burada en önemli şey aslında ne yapmak istiyoruz, nereye ulaşmak istiyoruz, stratejilerimiz ne, kısa vadeli hedeflerimiz ne, uzun vadeli hedeflerimiz ne. Bunların iyi, doğru bir şekilde yol haritasını çıkartıp iyi bir dijital pazarlama kurgusuyla özellikle cirosal olarak büyümek, potansiyel müşteri sayısını artırmak, pazardan pay büyüklüğünü yükseltmek mümkün.
Bizim özellikle B2B'de çalıştığımız kökenimiz Inspira 7'nin daha çok B2B ve yazılım, daha sonra birçok başka sektörlerde çalıştık. Ambalaj, plastik vesaire gibi. Dolayısıyla oralardan gördüğümüz şey şu. Doğru, sabırlı, uzun vadeli, yani en azından bir süreci planlandığımızda kısa vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler ve doğru bir stratejik planlamayla firmaların potansiyel müşteri sayısını arttırdığını ve ciroları arttırdığını görüyoruz. Özellikle yazılım dünyasında. Burada en önemli şey rakip analizleri yapmak ve pazar analizi yapmak aslında. Orada rekabette bizi öne geçiren, rakiplerimizden bizi ayıran şeylerin üzerine gittiğimizde ve bunun üzerine bir pazarlama yaklaşımı kurguladığımızda ve doğru kişilere, doğru persona yaklaşımlara gittiğimizde ciroları arttırabiliyoruz. Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bilindik ezbere dayalı dijital pazarlama çalışmalarının yapılması ve bu kampanyaların çok olumlu sonuç verememesi. Fakat kendini bilen ve ne istediğini bilen birazcık daha o bilinçli olan yapılar personasını oluşturuyor, hedef pazarını oluşturuyor, potansiyel alıcıları belli, ne istediğini biliyor, pain point'leri biliyor. Yani sektörde sunduğu ürünün çözümü ağrı noktalarını biliyor ve ne noktasına temas ettiğini biliyor. Bu yapılar doğru oluşturulduğunda, bu puzzle'lar aslında bir araya geldiğinde hem satış oranlarının, ciroların ve pazar büyüklüğünün arttırması mümkün. Bu anlamda biz bilişim sektöründe özellikle bazı verilerimiz var. Çalıştığımız müşterilerden, partnerlerimizden daha doğrusu endüstriyel yazılım çözümleri üreten, hatta o ambalaj sektöründen de örnek vereyim, oluklu mukavva üreten ama uluslararası pazarlara açılmak isteyen, bir tane tekstilden örnek verelim. Denizli'de yatak üreten, Arap coğrafyasında mal satan ama asıl kazancını Kuzey Avrupa ülkelerinden kazanan çok fazla bu şekilde örnek markalar var. Süreçlerini değiştirdiğimiz ve katkı sağladığımız. Bunlar nasıl oldu? Analizlerle oldu. Pazarı analiz etmek, ihtiyacı analiz etmekle başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Denizli'deki müşterimiz bizim Arap coğrafyasına yatak satarken, fason üretimi yaparken işte o coğrafyada para var, oraya satalım yaklaşımıyla gidiyordu. Halbuki pazarın Kuzey Avrupa'da yaptığımız araştırmalardan sonra Arap coğrafyasına sattığına göre 4-5 kat daha fazla satış olacağı opsiyonunu gördük. Burada tabii ki Kuzey Avrupa ülkelerin belli başlı prosedürleri vardı. Yatak satın alma, o ihracat süreçleriyle alakalı. Firma bunları tamamlandığında ve o pazara reklamlar ve şeyler yapıldığında firmanın cirosu 4'e 5'e katlandı. Doğruyu okumak gerekiyor. Evet evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi zaten KOBİ'lerin eksikliği bu noktada. Yani KOBİ nasıl, yani bu planı, projeyi tam olarak yapamayabilir. Çünkü bir girişimci olarak hangi bir konuya karar versin? Ama yani bu ihracatı geliştirmeyle ilgili, eskiden ihracatı geliştirme merkezi vardı. Araştırmalar yapardı bir takım şeyler üzerine. Yani bu ürünler olabilir, ülkeler olabilir. Gerçekten bilgi sahibi olmaksızın ilerlemek mümkün olmuyor. Bilgi toplumu bu demek aslında. Sözünüzü kestim ama burada ya önemli bir noktaydı. Parmak basmak gerekiyordu. Çok bu arada son toparlamaları sanıyorum yapmamız gerekiyor. Son bir sözünüz varsa alayım Vecdi Bey, hemen Tolga Bey'e sözü vereceğim ve kapatacağız. Özetle bu tarz örnekleri çok görüyoruz ama tabii ki rakamlar vermek o gizliliklerden dolayı pek mümkün olmuyor ama hani 4'e 5'e katlandığını, örneklerini gördüğümüzü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, teşekkürler. Buyurun Tolga Bey. Ben de güvenlik tarafıyla alakalı şeyi söyleyeyim. Aslında ilk başta geçen seneye kadar, işte bu dolar bu kadar artmadan öncesinden bahsediyorum, o zamana kadar hep dolar üzerinden rate'ler hep küçük işletmeler için 2000-3000 dolar civarlarında hackerlar para istiyordu. Yani şeyden bahsediyorum, yatırım bütçesinden bahsetmiyorum. Şu an ne olduğuna ilişkin, bu seneye ne olduğuna ilişkin bilgim yok. Orta seviyelilerde çok çok değişiyor, üst segmende çok çok daha fazla değişiyor. Bunu söylememin nedeni de aslında yatırım bütçelerine, ilk başta da söylediğim gibi biraz buraya bağlı olarak devam ettikleri için firmalar, hani küçük işletmelerde attığım, yani güvenlikte şöyle bir ilke var. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Yani 100 liralık bir işte değerindeki bir malı 1000 liraya koruyamazsınız. Bu zaten mantıklı değil. Buna bağlı olarak bizde mikro işletmeler için daha sabit böyle çözümler olmakla beraber orta seviyeli segmentteki müşteriler için aslında yaptığımız şey oraya gidip bir analiz gerçekleştiriyoruz. Gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
nerelerden gol yiyecekse buna bağlı olarak zarar maliyetleri de çok yüksek oluyor. Aynı şekilde yatırım maliyetleri de buna göre aslında yönlendirmelerimizde şey yapıyorlar. O yüzden direkt bir rakamsal bir şey söyleyemiyorum demek istedim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kritik bir konu. Aslında bir saate değil bir güne programlanması gereken bir konu diye düşünüyorum. Belki TBD İstanbul bir sonraki KOBİ'lerle ilgili çalışmasında buna biraz daha fazla vakit ayırır. Bir de NFT sorusu vardı. Ona girelim mi? Bilmiyorum ne kadar süremiz var birden bir? 3'e 5 kalaya kadar devam edebilirsiniz. 3'te 1'e. Kaça kadar? 3'e 5 kalaya. Daha bir 15 dakika daha devam edebiliriz. Bilmiyorum arkadaşların belki planları ona göre değildir. Bazı şeyler olabilir. Ama NFT'yi sormak istiyorum. Gerçekten ilgiliyim. Değişik insanlar da çok fazla bilgi sahibi değil. Siz daha yakınsınız konuya. Onunla ilgili ne gibi gelişmeler var? Ne yapılacak? Yani NFT nereye gider? Balon mu? Yoksa gerçekten işe yarar bir şey mi? Vecdi Bey'den başlamak istiyorum. Aslında bu konuda çok fazla görüş var. Çok son zamanlarda hem popüler gündem hem de popüler gündemin tartışma konusu. Çok fazla NFT platformları var ama hangisi çok güvenilir, hangisi değil? Bunları kestirmek hakikaten zor. Hatta belli başlı NFT platformlarına ciddi rakamları ödeyip de sonra o platformların ortada olmayışı ve ciddi kayıp yaşayanlar da var. Burada platformu sağlayan kim, arkasındaki yapı kim, yatırımcılar kim? İlk başta aslında bu önemli. Sandbox, Google, Microsoft gibi platformların arkasında olduğu ve yatırım yaptığı platformlar var. Bunlar daha güvenli yapılar. Oralardan daha çok yapılan NFT şeyleri alımları diyeyim daha güvenli geliyor. İşin özünde bir sanat eserinin, bir ürünün, bir sözün, bir tasarımın, bir görselin, bir videonun birisinden başka birisine satılması ve tamamen o ürünün o kişiyi satın alan kişiye özel olarak kullanılması anlamına geliyor. Bugün bir tweet bile satılabiliyor, bir görsel bile satılabiliyor. Çok fazla ilgi ve alaka var bu anlamda. Ama nereye gideceği çok belirsiz. En son Serdar Kuzuoğlu'nun bununla güzel bir şeyi vardı. Bunun çok büyük bir balon olduğunu yanılmıyorsam ifade etmişti. Önümüzdeki dönemlerde bu patlayabilir. O yüzden NFT yatırımlarının doğru platformlar en azından minimum rakamlarda yapılması gerektiğini önermişti. Ama buna rağmen bunun tam karşılığı olarak Amerika'da özellikle çok ünlü bildiğimiz Hollywood dünyası sanatçılarının tüm mal varlıklarını NFT'ye yatırdığını da biliyoruz. Hatta NFT tarafında ciddi koleksiyonlar yaratan ve özel koleksiyonlar tasarlatmak üzere tasarımcılara iletişime geçen ünlüler de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu an muallak, hatta bu dünya başladığında, Metaverse'le beraber başladığında Türkiye'de çok akımlar başladı. İstanbul'un haritalaması yapıldı. İstanbul arsa arsa satılmaya başlandı. Sonradan o web sitelerin bazıları, kapağanları yok oldu falan. Burada bir çiftlik mal hikayesi doğar mı sorusu benim aklıma çok geliyor. O yüzden birazcık daha güvenli limanda durmak ve birazcık daha ne olacak bu dünya ne noktaya gidecek görmek sanki daha akılcı gibi çözüm gibi geliyor bana. Biz ülke olarak tabii popüler gündemi çok seviyoruz. Kısa yoldan para kazanma, çabuk para kazanma şeye çok alışkınız. Ve dünyada kripto paralar, NFT tarafına da hem çok konuşan, çok da yatırım yapma hevesi bir toplumuz araştırmalara göre. Yani bayağı da önde gidiyoruz bu anlamda. Sanki biraz güvenli limanda durmak gerekiyor gibi geliyor bana. Benim nacizane görüşlerim. NFT tarafında. Ne yapsın şimdi millet? Yani enflasyon bu kadar yüksek olunca bir şekilde parasını kurtarmak, korumak için bir girişim gibi düşünmek lazım. Kripto paralara bu kadar eğilimli olmasının sebebi belki bu. Yani çünkü dövize de güven sıkıntılı. Ve dövizle ilgili yatırımlarda da sorunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla yani bunları doğru bir şekilde irdelemek gerekiyor. Tolga Bey'e sözü veriyorum. Onun galiba bir toplantısı var diye biliyorum. Yok yok. Yok. Ben hemen o konuyla alakalı bir şey hemen söylemek istiyorum. İnsan niçin kumar oynuyor? Yani az parası var. Bir anda çok fazla para kazanmak istiyor. Aynı şekilde NFT gibi. Ya NFT demeyeyim. Yani
coin dünyasına girmesi demek risk alması anlamına geliyor. Tüm işte Berkeley'sinin bilmem neyin raporlarına baktığınızda hepsi buradaki değerlerin şu seviyelere geleceğini söylüyor ama tüm portföylerde %5 bırakıyor. Yani tüm portföy yöneticide %5 toplam sepeti oluşturuyor. Şimdi ben NFT kısmına hızlıca dönecek olursam Vecdi Bey'in görüşüne katılmakla beraber bizim yapmamız gereken olan kısım da bana kalırsa üretiyor olmamız gerekiyor. Yani bir yandan pazarlama diyoruz, bir yandan markalaşma diyoruz, bir yandan işte e-ticaret ve bir metaverse dünyasına girelim diyoruz. Yatırım kısmı olabilir, yatırımdan da para kazanılabilir ama bana kalırsa şu anki bizim panelin konusu olarak baktığım noktada burada bizim aslında bunları tasarlayan, buna bağlı olarak bunları üreten kişilere ihtiyacımız var. Çok fazla bu geçtiğimiz 10 senede grafik tasarımcı çıktı aslında. Böyle küçük meslek gruplarından da çıktı. 2 senelik okullarda vardı gibi gibi. Yani çok fazla bir grafik. Herkes ya Corel Draw yok Photoshop yok bilmem ne. İllaki bir şeylere elini sürmüştür bu süre zarfında. Bana kalırsa yavaş yavaş bu kişileri buraya yönlendirmemiz gerekiyor. Hazır burada ya buranın... Her zaman için olacak. Bir tanesi iyidir, güvenilirdir, diğeri balondur, diğeri patlar, diğeri devam eder, fark etmez. Biz ürettiğimiz vakit aslında buna bağlı biz her türlü kazanmış olacağız. O yüzden bizim aslında yapmamız gereken daha çok o üretim kısmına yönelmek olarak düşünüyorum. Onu da evet, söylemek istedim. Ana teknolojiye yönelip gerçekten o teknolojileri yaratan, ilerleten gruplar haline dönüşmek zaten aslında gücü getiriyor. Yani bu bilgi toplumunun ana gücü bu. Umarım öyle olacak çünkü işte yazılımcı hedefleri ne baktığımız zaman ülkemizin çok büyük hedefleri var fakat bu yazılımcılık hedefleri yönlendirilmesi gereken şeyler yani hangi kişiler neleri yazsın hep aynı şeyleri yazıyorlarsa zaten birbirini tekrarlıyorlarsa yani hani o kırmızı okyanus içerisinde bir küçük balık bile olamazlar. Ne bileyim amip bile olamazlar. Dolayısıyla yani ona göre değerlendirmek lazım. Evrim Hocam sizin görüşünüzü de alabilir miyim? Hocam ben hep yine tüketici bakış açısıyla yaklaşıyorum. Ben bundan ne fayda elde edeceğim? Ben çıkarım ne olacak NFT'ye sahip olduğumda kısmıyla düşünüyorum. Bunu ben Metaverse için de düşünüyorum aslında. Yani evet hani var olalım. Her yenilikçi gelişim içerisinde var olmak okey ama... Gerçekten ne fayda ederiz? Bunu nasıl somut bir faydaya dönüştürebiliriz acaba? Bu hem işletmeler açısından hem aslında eserleri satın alanlar açısından bakıldığında bir pazar değerlemesi alanı gibi düşünüyorum. O yüzden yani daha etkileşim doğuracak yeni bir alan her iki tarafta sanal dünya ortamı. Çok daha aşina olduğumuz zamanlar pandemiyle başladı. Daha geniş katılımcılara erişti dijital dünyanın kullanım alanları. Ya bu bir başlangıç ve sonrasında faydayı gördükçe bu fayda somut olur, soyut olur. Duygusal fayda olur. Hani neyse bu, neye hizmet ediyorsa. Oralardaki etkileşimle birlikte bence artacak. Yani NFT açısından söylemiyorum ama bu tür... Ne diyelim, inovasyona dayalı faydaların karşılık bulması tarafında kullanım oranları artacak ya da azalacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, evet, evet. Şimdi artık son sözleri almak istiyorum. Güzel. Efendim? Çok küçük bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki buyurun. Tolga Bey şeyden bahsetti. Çok önemliydi o. Biraz tüketen değil, üreten tarafta olmamız lazım diye. Belki bu anlamda tebliğ olarak da bir aksiyon alabiliriz. Evet, üretmek lazım ama Türkiye'de üretim maliyeti teknoloji üreten firmaların serbest bölge firması olarak çalışması lazım kesinlikle. Vergiler çok yüksek, insan kaynağı maliyetleri yüksek. Üretmeyi çok istiyoruz. Ama bu anlamda destekler de belki beklememiz gerekiyor bazı taraflardan. Dolayısıyla bence ülke olarak en büyük sorunlarımızdan bir tanesi teknoloji firmalarının büyüklüklerine göre hakikaten zor şartlarda yani zor vergi şartları altında süreçlere devam etmesi. Keşke hepimiz serbest bölge firması olabilsek. Küçük eklemeyi yapmak istedim. Tabii ya da mesela serbest bölge firması olabilmek için bazı nitelikler belirlenebilir. Seçilerek serbest firma yani serbest bölge firması haline dönüşebilme yeteneği gibi bir şey geliştirilebilir. Neden olmasın? Aslında bunlar yani dijital Türkiye'nin
temellerini oluşturacak konular. Çünkü niye illaki o bölgede, şimdi artık metaverse denilen şeyde her yerde her şekilde her şeyi yapabilirsin. Burası da bir Windows'un var, yani bir bilgisayar programın varsa, açılabiliyorsa tamam bitti. Yani onun için özel bir bölgeye, özel bir yere ihtiyaç yok. Bulunduğunuz yerin de özelleştirilebilmesi veya sizin o niteliğinizin özelleştirilebilmesi noktasında belki bir çalışma yapılmalı. Belki bu da bir TBD içinde güzel bir çalışma olabilir. Gerçekten bilimsel bazı araştırmalara dayanması lazım. Birden Bey aslında çok güzel noktaya değindi. Yani rakamsal bir şey var mı? Yok. Çünkü o rakamlar bizde net değil. O yüzden de bir rakama dayanarak bir harekette bulunamıyoruz. Varsayımlara dayanarak harekette bulunabiliyoruz. Ama tabii yapay zeka gibi şeyler girdiği zaman devreye herhalde o daha farklı olacaktır. Evet, benim de sesim böyle çatallı çatallı çıkmasına rağmen bu kadar konuştum. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara, TBD İstanbul'a, sevgili başkanımıza, Birden Bey'e ve katılımcılarım değerli Doktor İldem Develi'ye, Vecdi Bey'e, Vecdi Çimen'e, Tolga Ertürk'e, Deniz Hanım'a ayrıca çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah başka panellerde de görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, hoş kalın diyorum. Sözü Birden Bey'e ve Deniz Hanım'a bırakıyorum. Sevgiler, saygılar. Sağ olun Deniz Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli, yine dinlediğimiz bir panel oldu. Hem bilgilendiğimiz, sorularımıza cevap bulduğumuz. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet, Gonca Hocam, sizin de söylediğiniz gibi bu bir saati, bir buçuk saate sığacak bir panel konusu değil gerçekten. Bunları ayrı ayrı ele alarak daha uzun süreli özel belki de oturumlar olarak yapalım, beraber planlayalım. İnşallah katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ilgiyle bizleri dinlediler, izlediler. Tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum herkese. Çok sağ olun. Gonca Hanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Deniz Hanım, hoş geldiniz tekrar. İsterseniz siz bir giriş yapın. Ben daha sonra Mesut Bey'i takdim edeyim. Teşekkür ederim Birden Bey. Ben de değerli katılımcılarımıza, değerli moderatörümüze hoş geldiniz diyorum. Kongremizin son panelinde çok da keyifli, çok da önemli bizler için ve sektör için gerçekten çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Zaman ayırıp bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Ali Bey, bu arada her zaman bekleriz ofisimize sizleri. Çok da keyif alırız. Artık bu pandemi bitti ve bundan sonraki şeyleri, hani bitti diyoruz, normalleşiyoruz ve bundan sonraki etkinliklerimizde yüz yüze de beraber olmayı diliyoruz tabii ki hep beraber. Çok şükürler, çok teşekkürler. Değerli katılımcılarımız, 5. İstanbul COBİ'ler ve Bilişim Kongremizin son paneline hoş geldiniz. Biliyorsunuz teknolojideki ve dijitalleşmedeki gelişmelerle birlikte lojistik de artık e-lojistiğe geçme, lojistik çözümleri de e-lojistiğe geçme ihtiyacı duydu. Dünyadaki pazar da bu konuda aslında yönlendirdi lojistik sektörü diye düşünebiliriz. Bugün e-lojistik dediğimizde aslında çok temelde dijital teknolojiyi kullanarak daha müşteri odaklı, daha verimli, daha kaliteli çözümlerin ortaya çıkarılmasını anlıyoruz. Ama tabii gün geçtikçe yeni yeni teknolojiler, hatta eski teknolojilerin birleşerek yeni yeni çözümler çıkmasıyla çok farklı çözümler ortaya çıkmaya başladı. İşte sürücüsüz araçlar var, çok bildiğimiz ya da daha farklı teknolojilerle insanların şu an yaptığımız mesela webinarlar bile bir yerden bir yere seyahatlerimizi oldukça azalttılar ve verimliliğimizi arttırdılar gibi düşünebiliriz. Son panel için günümüzde e-lojistik
lojistiği ayakta tutan bilişim çözümleri panelimizi moder etmesi için Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik'i davet etmek istiyorum. Ali Bey mi, Mesut Bey mi diyelim? Ben Mesut Bey diye başladım. İstediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Ben genellikle Mesut Bey kullanıyorum ama Ali Bey diyen de var, Ali Mesut diyen de var. Nasıl rahat ederseniz o şekilde hitap edebilirsiniz. Tamamdır Mesut Bey. Keyifli bir panel geçmesini diliyorum. Panelistlerimize de hoş geldiniz diliyorum tekrar. Ben iş kapatıyorum. Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim Birden Bey. Sevgili panelistler ve saygıdeğer katılımcılar, öncelikle sizleri selamlamak isterim. Günün son panelinde e-lojistik konusunu konuşacağız. Aslında ben Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanlığı haricinde köken olarak da lojistik kökenli bir arkadaşınızım. Lisans eğitimimi lojistik üzerine tamamladım. Akabinde tedarik zinciri yönetimi üzerine bir yüksek lisansım var. Şu anda da ulaşım sistemlerinde sürdürülebilirliği, akıllı ulaşımı, erişimde fırsat eşitliği gibi konuları çalışıyorum. Bugün de değerli panelistlerimizle e-lojistik konusundaki çözümleri, işte teknolojik yaklaşımları, bilişim süreçlerini konuşacağız. Tabii pandemi sonrası lojistik sektöründeki dönüşüm kaçınılmazdı. Burada insanlar aslında bulundukları ortamlarda talep ettikleri eşyanın, ürünün kendilerine, kendi kapılarına gelmelerini tercih ettiler ve bu sürecin de bir şekilde dönüşmesiyle, teknolojinin de bunun katkı sunmasıyla beraber aslında süreçlerin ne kadar da kolay olduğunu ve erişimin ne kadar da basit olduğunu deneyimlemiş olduk. Geldiğimiz noktada artık insanlar talep ettikleri ya da ihtiyaç duydukları ürün veya eşyayı bir fiziki hareket içerisine girmeksizin sadece bulundukları konuma veya işte ortama, adrese teslim alabiliyorlar. Burada tabii çok ciddi operasyonel süreçler var, çok ciddi dönüşümler var. Özellikle Avrupa ve dünyada bu konuda çok ciddi çalışmalar var, takip ediyoruz. Burada otonom sevkiyat araçları, bunun haricinde işte depolardaki robotik sistemler, bir takım yenilikler var. Ben tabii bu şekilde ufak bir giriş yapmak istedim. Aramızda çok değerli isimler var. Müsaadenizle ben panelimizin ilk konusunu, ilk açılışını Özlem Hanım'a devrediyorum. Özlem Hanım buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. Ekran paylaşacağım. Paylaşabildim değil mi? Sesim geliyor mu? Evet Özlem Hanım. Hem ekran geliyor hem sesim. Tamamdır. Ben Özlem Toprak. Harita mühendisiyim. 2011 yılından beri CBS işleriyle uğraşıyorum. Yüksek lisansımı da iş analitiği Big Data üzerine yaptım. Parametre şirketinde de 2021 yılından beri projeler koordinatörü olarak çalışıyorum. Biz parametre olarak kimiz? Araştırma ve bilişim sektöründe kaliteli hizmet sunmak amacıyla 1993 yılında kurulduk. Verinin ilk olarak oluşturulduğu sahadan elde edilmesiyle başlayan süreçte kurum ve kuruluşların veriyi elde etmesi, saklaması, yorumlamasına giden yolculukta ona eşlik ederek en doğru karar verilmesini sağlamaktayız. Parametre Türkiye'nin birçok ilinde kamu kurum ve kuruluşlarına mekansal süreç yönetim uygulamaları, saha araştırmaları, veri analiz çözümleri, harita tabanlı çözüm platformları ile çözümler sunuyoruz. Ayrıca Esri'nin partneriyiz. Esri dünya genelinde %75 yaygınlığı olan 1,5 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip ve 10 bin üzerinde çalışana sahip bir iş ortağımız. Akçeyiz platform ürünlerinin satış kurulum ve satış sonrası destek hizmetlerini veriyoruz. Ben bugün verinin e-lojistikteki önemi ve coğrafi bilgi sistemleri çözümlerinden bahsedeceğim. Coğrafi bilgi sistemleri nedir? Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel sorunların
çözümüne yönelik mekana konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, mekansal analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemlerin bütünüdür. CBS'yi diğer bilgi sistemlerinden ayıran en önemli özellik mekana bağlı sorgulanabilir ve analiz edilebilir olmasıdır. CBS bir karar destek mekanizmasıdır. Araştırmalara göre de işletme verilerinin %80'i coğrafi unsurlar içerir. Konumsal verinin doğruluğundan bahsedeceğim. Şimdi ellojistik dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen sorulardan bir tanesi nerede? Özellikle artan teknolojiyle beraber getir, yemek sepeti gibi anlık teslimat sağlayan uygulamalarda en çok karşılaştığımız soru, müşteriyi en çok memnun eden ya da güvenini artan, azaltan nerede? Burada nerede sorusunun cevabını vermek için adresin doğruluğundan bahsetmemiz gerekir. Adrese konu olan ilçe, mahalle, yol, yapı, kapı verilerinin doğruluğu büyük önem taşır. Tedarikçiden son kullanıcıya kadar akışın sorunsuz gerçekleşmesi, yönetilebilmesi ve kontrol edilmesinde doğru ve eksiksiz konumsal veriye sahip olmak bu uygulamalarda büyük fark yaratır. Biz bu konuda ne yapıyoruz parametre olarak? Mobil sağ veri üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 100 kişilik bir saha ekibimiz var. Mekansal adres kayıt sistemine kolu olan yine ilçe, mahalle, yol, yapı, kapı ve bu sefer bağımsız birime kadar tüm bileşenleri sahada tespit edip tasarımlarını yapıyoruz. Değişen bileşenlerin ya da yeni tespit ettiğimiz bileşenleri de mekansal adres kayıt sistemine entegre ediyoruz. Tedarikçi, üretim tesisi, depo, dağıtım, müşteri, zinciri oluşturan bu mekanizmada adresin önemi artıyor. Tedarik zinciri tamamlanırken adres bileşenlerinin doğruluğu, ürünlerin doğru zamanda doğru kullanıcıya teslim edilmesini sağlıyor. Yanlış teslimatların önüne geçiyor. Doğru olmayan ya da güncel olmayan adres bileşenleri zinciri sekteye uğratıyor. Müşteri memnuniyetini aza indiriyor doğru olmayan adres ve güveni azaltıyor. Peki e-lojistik coğrafi bilgi sistemleri çözümlerini nerelerde kullanıyoruz? Rota optimizasyonunda kullanıyoruz. Bununla ilgili biraz sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. Hedef pazarlarının belirlenmesinde kullanabiliriz. Mevcut depolar arası koordinasyon, bayi ağı. Buralarda kullanabiliriz. Mekansal memnuniyet, yeni kullanacak dağıtım merkezi, müşteri veri tabanı, müşteri şikayetleri. Bunları nasıl kullanıyoruz? CBS mekansal verilerin ve sözel verilerin eşlendiği karar destek analizi sunuyor demiştik. Bütün bu konumsal verileri aslında sosyal durumu, bütün demografik verileri de konuma bağlı hale getirmek demek. Sosyal durum, yaş, cinsiyet, rakipler, ekonomik durum, trafik yoğunluğu, eğitim hepsini konum bazlı anlamdırmak anlamına geliyor. Rota optimizasyonundan bahsedersek adres, trafik, yola ait anlık veriler gibi mevcut tüm veriler dikkate alınarak sağ ekiplerine en optimum dağıtım senaryoları sunuyor. Neler yapıyor peki? Manuel planlama süreçleri yerine teslimatları araçlara otomatik olarak dağıtabiliyor. Toplam teslimat maliyetlerini önemli oranda azaltabiliyor. Teslimatların zamanında yapılmasını sağlıyor. Araç kapasitesi, yük özellikleri, çalışma saatleri gibi nedenlerle ortaya çıkacak engellerin önüne geçiyor. Dağıtımın yapılacağı zamana ait trafik bilgisi kullanarak planlama yapılabiliyor. Böylece işletme sahipleri, yöneticiler, lojistik firmaları ve müşteri memnuniyetinden sorumlu olan herkes dönemsel koşullara bağlı olarak artan iş yükünü rota optimizasyonuyla hafifletmiş oluyor. Şimdi bu pandemide artan e-ticaret, e-lojistik faaliyetleriyle beraber Yandex Nisan 2027'de COVID salgınıyla başlayan dönemde yoğun bir şekilde çalışan harita teknolojilerinden yararlanan kuruluşlara destek vermek istedi.
Yandex haritalar API teknolojileriyle destek veriyor ve teslimat sürecinde verimliliği arttırmak için rota optimizasyonu ürününü de 3 ay bu kurumlara ücretsiz olarak sağladı. Sonra Esri'nin bizdeyiz, iş ortağıyız demiştim. Esri önemli bir uluslararası coğrafi bilgi sistemleri uygulaması. UPS'in Esri ile beraber geliştirdiği bir rota optimizasyon uygulaması var. Bu rota optimizasyon uygulamasında elde ettiği savings'ler bunlar. 1 milde 50 milyon dolar, 1 dakikada 14 milyon dolar, boş geçen 1 dakikasında da 500 bin dolar, 400 bin dolar saving elde ediyor. Sonuç olarak UPS 2017'den beri Esri'nin bu teknolojisiyle çalışıyor ve sonuca geldiğimizde Esri teknolojilerini kullanarak rota optimizasyon aracı sayesinde yılda 400 milyon dolar tasarruf sağlıyor. E-Lojistik coğrafi bilgi sistemlerinin en son etkilerine gelirsek, toparlamak gerekirse konum bazlı stratejik kararlar almamızı sağladı. Hizmet kalitesini artırır, maliyeti düşürür, güvenilirliği artırır. Rakip analizini sağlar, norm belirlemede destek olur, takip ve yönetimi kolaylaştırır, coğrafi yapay zeka sayesinde tahminlemeye olanak sağlar. Bu kadar benim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok değerli bilgilerdi. Muhtemelen sunumlardan sonra tekrar bir söz hakkı vereceğiz konuşmacılarımıza. Tuncay Bey, siz de hoş geldiniz bu arada. Merhabalar. Şimdi sözü Naim Bey'e bırakmak istiyorum. Naim Bey, buyurun, sizi dinlemek istiyoruz. Merhaba. Naim Demirci, İETT Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda Akıllılaşım Sistemleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Aslen Elektrik Elektronik Mühendisi, Yüksek Lisansı Yönetim Bilgi Sistemleri üzerine ve mali derler ve yeniden yönetim, belediyecilik alanlarında 2 sanatım var. Benim bugünkü anlatmak istediğim konu özellikle İETT TBD İstanbul çerçevesinde İETT Türkiye'nin ve dünyanın en büyük toplu taşıma operatörlerinden bir tanesi. Özellikle tekerlekli toplu taşıma dediğimiz alanda en büyük operatörlerden bir tanesi. Özlem Hanım konuşmasında başlarken lojistik sektörünün pandemiyle gelişmesinden dem vurdu. Biz toplu taşıma işletmecileri aslında pandemi sektöründen hem yolcu sayıları anlamında hem de maliyetler anlamında en negatif etkilenen kesimi oluşturuyorduk. Biraz sonra özellikle bu konuyla alakalı veriler kısmını gösterirken beraber müsait olacağız. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni normaller meydana getirdi. Bizim lojistiklerden en büyük problemimiz şu oldu. Bizim toplu taşımalık yolculuk sayılarımız çok düşerken mevzuattan gelen bazı sebeplerden dolayı taşımacılık işlemini azaltamadık. İşte yolculuk kapasitelerinin yarıya düşürülmesi, işte araç içinde mesafe uygulanması, belli kuralların belli sürelerden sonra araçların çalışmaması nedeniyle biz o dönemi hanesine çok fazla zarar yazan kurumlardan bir tanesi olduk. Ama tabii ki biz kamusal taşımacılık hizmeti yapıyoruz. Biz özel şirket değiliz. Bizim görevimiz vatandaşların güvenli ve hızlı ulaşımını sağlamak. Gelir beklentisi, yani gelir temelli bir şirket olmadığımız için bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi süspansiyonları tuttu. İETT 1871 yılında tünel olaraktan bugün tabir ettiğimiz İstiklal Caddesi yani Beyoğlu'yla Karaköy'ü bağlayan tünelin açılmasıyla ortaya çıkmış 151 yıllık bir kurum. İETT'nin kuruluş amacı aslında tünelin organizasyonu, tünelin yapılması. Daha sonra 1913 yılında Silahtar Ağa elektrik fabrikasının devreye alınmasıyla elektrik sektörüne giriyor. 1926'da ilk otobüslerin alınmasıyla otobüs taşımacılığına başlıyor.
1939 yılında da bunların hepsi yabancı imtiyazlarla yapılan işletmeler olması hasebiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki millileşme politikası sırasında da YET'de 1939 yılında çıkan kanunla millileştiriliyor. Ben de bir ekran paylaşımı yapayım. İETT'nin bilgi işlem altyapısı, yani otobüs işletmecisi olmamıza rağmen İstanbul'da yaklaşık olarak 6000 adet otobüsü ve günde yolcu sayısının 7 milyona yakın bir yolcuyu bir yerden bir yere taşıması bile çok büyük ve güçlü bir bilgi işlem altyapısı var. Bunlara çok şey yapmıyorum. Yaklaşık olarak da 800 hattımız var İstanbul genelinde. Bunların olduğu 17 adet garajımız. Burada 5640 rakamı daha önce bu yeni dönemde alınan metrobüsler dahil olmadan çıkarmış bir rakamlar. Bununla beraber özel otobüsleri ve özel ulaşım sisteminin geçen yıllarda Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden aldığı kararla entegre edilmesinden sonrasında yaklaşık olarak da 5800-6000'e yakın araçla hizmet vermekteyiz. 15.000'den aşkın durağımız var. İnsanların otobüslerimize binebildiği 15.000'den aşkın durağımız var. 50.000'den fazla günlük sefer yapıyoruz. Rakamlar 4 milyonla 6 milyon arasında değişmek üzere günlük duruma göre. Yaklaşık olarak 4 ila 6 milyon arasında yolculuğumuz var. Yıllık 450 milyon kilometre yol kat ediyor otobüslerimiz. 10.000'den fazla da personelimizi yapıyoruz. Filonun yaş ortalaması maalesef 10 yaşı üzerinde. Bu bizim için bir handikaplardan bir tanesi. Filomuzu devamlı güncelleme ve gençleştirmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek idari, merkezi idareden karşılaştığımız problemler nedeniyle bu gençleştirme çabaları sekteye vursa da geçenlerde de işte bildiğiniz gibi işte İstanbul'da yeni 170 adet metrobüs kazandırarak da 160 adet metrobüs kazandırarak da bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. İstanbul'un en çok kullanılan metrobüs yolculuk hat açısından metrobüs hattı. Bakın burada da 672 daha önceki rakamı 160 tane daha ilave ederekten burada 800'e yakın araçla hizmet vermekteyiz. Yıllara göre İstanbul'daki yolculuk İstanbul nüfusu ve yolculuk sayılarını koyduğumuz bir grafik var burada. Yaklaşık olarak 2020'nin işte Mart Nisan'ı ile beraber dramatik bir düşüş söz konusu yapılan yolculuk sayılarından. Tabii pandeminin başlaması ve yasakların ortaya çıkmasıyla bu rakamları Mart Nisan ayında çıkarttığımız rakam Mayıs ayının ilk başlarında pandemi öncesi döneme gelip pandemi öncesi döneminde de yukarı çıkan bir durum var. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki meydana gelen artış toplu taşımaya insanları tekrardan yönlendirdi. Pandemi süreci bittikten sonra da toplu taşımadan bir uzak durma vardı. Kişiler özel araçlarıyla ulaşım sağlamaya çalışırken meydana gelen ekonomik problemler, krizler ve yakıt artışları nedeniyle tekrardan toplu taşımaya Avrupa'da olduğu gibi bir kaçış söz konusu. Bunu görüyoruz. YETT otobüsleri dünyanın etrafında en az 30 defa dönecek kadar sefer atmaktalar bir günde. Yılda da 450 milyon kilometrelik bir mesafe kat ediyorlar demiştik. Bu Dünya ile Mars arasında bir kere gidip gelmek kadar bir mesafe. Yani operasyonun büyüklüğünü görmeniz açısından bu rakamları söylemek istedim. Otobüslerimiz başlangıç durağından bitiş durağına kadar bir ayda yaklaşık 5 milyon defa gidip geliyorlar. 15 bin noktaya uğruyor otobüslerimiz. Yani durak sayılarımızdan bahsetmiştik. Yolcu almak, bindirmek için. Yani biz bir günde Hırvatistan nüfusu kadar bir nüfus yaklaşık 4 milyon 200 bin, 4,5 milyona yakın başlıyor ama pik günlerimizde bu rakam çok çok daha artıyor. 6 milyon lira, 7 milyon sayısına kadar ulaşıyor. Bu kadar bir nüfusu bir yerden bir yere taşıyoruz gün boyunca. Bu sadece tekerlekli toplu ulaşımla
taşıdığımız İBB'nin diğer metro ve diğer hatlarıyla ilişkili olan rakamlar değil. Gezici tamir otobüsleri vardır. Kurumuz yetiştirme filosunda bulunan tüm araçlar haftada bir gün özel araçlarla pandemi döneminde bu sayı daha fazla olması olaraktan dezenfekte edilmektedir. Burada araç sayısındaki artışı görüyoruz. %2 artmış o aralıkta. Bunun içerisinde yeni alınan metrobüsler dahil değil. Dediğim gibi filo yaklaşık olaraktan 10 yaşın üzerinde bir filo. Biraz yaşlı aslında bir filo. Gençleştirme çabaları Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla devam ediyor. Yıllar içerisinde aldığımız kilometreler, biraz önce bahsetmiştim, pandemi döneminde sayılarımız azaldı. İşte sefer sayılarımız düştü ama bu bizi aldığımız kilometrelere çok fazla yansımamış. 2019 yılında yaklaşık 500 milyonluk bir kilometre yaparken 2020 yılında 422 ilk 3 ayında yaklaşık 80 milyon kilometrelik bir yolculuk verisi var. Gerçekleştirdiğimiz kilometrelerimiz. Burada İstanbul'da aslında tek otorite karayolu ulaşımında, yani toplu ulaşımında YTT. Fakat farklı modları var. İşte özel otobüsleri, otobüs AŞ dediğimiz mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne olan özel işletmecilik haklarına sahip kiralanan bazı hatlar vardı. İETT'nin kendisi ve metrobüs. Metrobüs tek başına İstanbul'daki yolcu yükünün %21'ini sağlamakta. İETT'nin kendi otobüsleri, yani siyah plakalı, bugün bütün renkleri sarı olduğu için ayrımı rengi göre yapamıyoruz belki ama İETT'ye ait olan otobüsler yaklaşık %24'ünü sağlamakta. Ve özel halk otobüsleri İstanbul'da daha önceki yıllardan da hem işletmesel sebeplerle belki problem olaraktan belirtilen özel halk otobüsleri 2020'de yapılan dönüşümle beraber İETT standartlarına getirildi ve ücret toplama, gelir toplamayla kendi gelirlerini elde etme metodundan vazgeçilerekten kilometre bazlı hak ediş düzenine geçilerekten hem güvenilirliği arttırmayı sağladık hem de hizmet kalitesini İETT'nin düzeyine getirmeyi sağladık. Yaklaşık olarak da İETT otobüsleri ve sayıları, özel otobüslerin sayıları çok yakın olmakla beraber özel otobüslerinin yolcu taşıma performansı daha yüksek. Yaklaşık 44%'ünü İETT metrobüs artı diğer hattıyla yaparken özel otobüsleri 20-57'lik bir kısmını özel otobüs AŞ'ninki de dahil olmak üzere yapmakta. İstanbul'da karayolu taşımacılığı diğer modlara göre çok yüksek. Metro son yıllarda yapılan metro yatırımlarıyla metro sayısı artırılmaya ve yolcuların o tarafa yönlendirmesi yapılmakla çalışılsa hala karayolu taşımacılığı yüksek bir oranda İstanbul toplu taşıma arasında. Yıllara göre İstanbul Kart'tan tekerlek toplu taşımaların yolculuk dağılımlarını yani burada modu bazlı bizim için otobüs AŞ, metrobüs AŞ. Bu 2020'den sonra bunların hepsini artık sarı olaraktan göre başladık ve İETT olaraktan değerlendirdik. İstanbul'un İETT'nin operasyonunu böyle büyük çerçeveden baktığımızda gördüğümüz bu. Bununla birlikte araçlarımızın içerisinde özellikle işte ben de üyesi olduğum TBD'nin sunum açısından bakınca araçların içerisinde bulundurduğumuz teknoloji hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle akıllı ulaşım teknolojileri arasında İETT hem İstanbul'da tek otorite olması sebebiyle hem Türkiye'de hem de dünyada önderlik yapan bir kurum. Burada İETT'nin akıllı ulaşım konseptiyle alakalı olarak birkaç bilgi vereceğim uluslararası yaptığımız bir sunumdan. İETT'nin akıllı ulaşım sistemi 4 saç ayağı üzerine durmaktadır. Bunların birincisi bilgilendirme ve konfor arttırıcı sistemlerimiz. İkincisi operasyonu yönettiğimiz filo yönetim sistemlerimiz. Üçüncüsü bugün Belbim'e devredilen, Belbim'e ile yapılan
elektronik ödeme sistemlerimiz, bir diğer ayağımız da güvenlik ve emniyet sistemlerimiz. Aslında bir aracımızın ve İETT'nin akıllı ulaşım konseptini burada tek bir karede görmek mümkün. Akıllı garajlarımız, kilo yönetim merkezlerimiz, trafik kontrol merkezlerimiz, akıllı otobüsümüz, buna biraz sonra daha yakından bakacağız. Akıllı duraklarımız, vatandaşa bakan mobilite uygulamamız ki İstanbul'da en çok kullanılan kamusal uygulamadır. Ve kendi personelimize, şoförlerimize, hem İETT şoförlerine hem özel halk otobüsü şoförlerinin yaklaşık 10 binden fazla, yaklaşık 20-25 bin kullanıcısı olan Kaptan Köşkü ismini verdiğimiz bir uygulamayla yönetilmektedir şoförler. Akıllı duraklar, çeşitli tiplerde ve çeşitlerde akıllı duraklarımız var. Genelde bu duraklarımızda İstanbul Kart'la ilgili bilgileriniz, filonun duraktaki hattın, aracın durağa gelişi, hattın hangi duraklardan geçeceğiyle ilgili bilgilendirme ekranlarımız mevcuttur. MobiETT uygulamamız yaklaşık olarak 2012 yılında başlayan bir süreç. Arada 3 yıllık, 4 yıllık yatırımsız geçen bir süreç olmuş. Maalesef çok yenilikçi bir proje olarak başlamış ama biraz arka planda ve gerisinde kalmış. Bunu şu anda yeni bir yatırımla ayaklandırıp tekrar İstanbulluların çok yoğun kullanımına sunduğumuz bir uygulama. Yaklaşık 5 milyona yakın insan MobiETT'den günlük faydalanmakta. Anlık olaraktan 70 ila 100 bin kişinin kullandığı bir uygulama. Bu uygulamada hem hatlarla, hem duraklarla, hem de yolculukla ilgili bilgileri paylaşabiliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili olaraktan bilgilendirmeleri alabiliyorsunuz. Temel toplu ulaşımla ilgili vatandaşa direkt olaraktan en aktif olarak hizmet verdiğimiz kanallardan bir tanesi. Bu bir İETT otobüsünün aslında röntgeni. Bir İETT otobüsünde bulunan elektronik ve akıllı ulaşıma yönelik bütün konsept burada görülmekte. Bunlara özellikle bir kısaca değinmek istiyorum. Push to talk dediğimiz interkom, şoförlerimizin aracı kullanırken cep telefonu kullanmaları yasak olduğu için hem yolcu güvenliği hem sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla push to talk interkom sistemimiz var. Ama filoyla da devamlı haberleşmesi gerekiyor. Özellikle anlık meydana gelen değişimlerle ilgili. Araçların içerisinde direkt filo ile iletişime sağlayabilecek bir interkom sistemi var. Tüm araçlarımızın tamamında USB şarj sistemleri montajlanıyor. İETT otobüslerimizde mevcuttu. Özel halk otobüslerimize de İETT sistemine katılmasından dolayı bunlar yoktu. Passenger information sistemlerimiz, yolcu bilgilendirme sistemlerimiz tamamı araçların içerisinde gördüğünüz durak, yer, yön bilgilerinin olduğu alanlar. Buraları metrobüste veyahut da dış hat dediğimiz metrobüs dışındaki kısımlarda da hem reklamla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'ye gelir sağlıyoruz. Otobüslerimiz, İETT otobüslerimizin neredeyse tamamında özel halk otobüslerimizi de 2021 yılında başlayan bir projeyle tamamının ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetini sağlanmaya başladık. Vehicle tracking, araç takip sistemimiz mevcut. Araçlarımızın aynı zamanda ön tarafında tabelalı dediğimiz sistemin uzaktan yönetilmesiyle ilgili bir çalışması var. Burada tüm özel halk otobüsleri ve tüm İETT araçlarını esnek çalışma modeline uyum sağlayabilmesi için, yani sabah günü belli olup tüm akşam o hatta değil, hatların yoğunluk durumuna göre devam edebilmeleri için böyle bir çalışma var. Bununla birlikte şoför davranış analiz sensörlerimiz var. Bütün araçlara montajlıyoruz şu anda. Şoförlerin yolculuk sırasında uykusuzluk halleri veyahut da biraz sonra göstereceğim yasaklı durumlar, sigara içme, telefonla görüşme gibi yasaklılıklarını takip edip bunlara gerekirse eğitimlerini veyahut da bir sonraki turda cezai işlemlerini yapabildikleri. Canvas Co-Driving sistemimiz, telemetri, araçlarımızın tamamını uzaktan motor durumları, rölanti çalışmaları,
araçlarla ilgili olaraktan yanlış kullanım durumları veyahut da güvenlik, işte motor sıcaklığının çok yüksek olmasının bir güvenlik riski olduğu durumlarını takip etmek için yaptığımız bir sistem. SDS sistemi araç yol güvenliğini sağladığımız, yolu takip ettiğimiz, şerit takiplerini yaptığı metrobüsün tamamında olan bir sistemimiz. Validatörlerimiz ücret toplamaya, elektronik payment sistemiyle ücret toplamaya sistemimiz. Beaconlarımız metrobüste birçok akıllı durakla durak ve araç haberleşmesini GSM-LTE altyapısı dışında da yaptığımız bir sistemimiz. Tüm araçlarımızın tamamında bir IP kamera dönüşümü yapılmakta. Hem bu kameralar hem yolcu passenger counter yapıyor. Yani hem yolcu sayımı yapıyoruz hem de güvenlik endişelerini gidermek için bu sistem kuruluyor. Yolcu sayım sistemimi biz araçların binen sayısını validatörlerden takip edebiliyoruz. Kartını basıp insanlar araçlara bindi takip ediyoruz. Fakat bir sonraki durakta bu yolcuların ne kadar indiğini inişlerde bir validatörümüz veyahut da bir turnikemiz olmadığı için takip etmiyorduk. Yolculuk ve yoğunluk analizlerini yapamıyorduk daha önceleri. 2021 yılında Elektronik Sistemler Müdürlüğümüzde Bilgisayar Daire Başkanı yaptığı bir çalışmayla bütün özel halk otobüslerine ve İETT araçlarına bu montaj işlemleri devam ediyor. Tüm araçların yolculuk bilgileri, biraz önce de bahsettiğim tabelalardan da araç yoğunluklarını vatandaşımızın görebileceği ve bunun da mobil İETT entegrasyonuyla beraber beklediğiniz araç 3 dakika sonra veyahut da 5 dakika sonra gelecek olan araçtaki yoğunluklarınızı da hem mobil İETT'den hem akıllı durak ekranlarından hem de İETT'nin web sitesinden ve servislerinden takip etme imkanlarınız olacak. Yüksel Sözleri burada aracın güvenliğine problem olabilecek yoğunluğu ve yükü takip edebildiğimiz alanlar. Bunun tüm operasyonunun tamamını in-house ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPAK'la beraber yaptığımız bir atayol olaraktan adlandırdığımız bir filo yönetim sistemi üzerinden takip etmekteyiz. İETT'de kullanılan filo ve operasyona ve işletmeye yönelik uygulamaların %70 oranı hem kurum içi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer iştirakleri veyahut da kurumlarıyla beraber yazılan uygulamalardır. Kaptan Köşkü filo operasyonunun yanında Kaptan Köşkü özellikle şoförlerle filonun birebir haberleşmesini ve birebir olaraktan aralarındaki etkileşimi sağlayan kısımdır. Araçlarımızı telemetri CAN-BUS'tan aldığımız verilerle takip eder. Sıcaklık, kullanım durumları, rölantide çalışma 40'tan fazla farklı veriyle analiz ederiz. Tüm yeni filoya kattığımız yeni araçlarda ve tüm diğer operatör, özel otobüsü ve yavaş kooperatiflerdeki operatörlerin tamamında da alınan araçların hepsinin bu standartlarda sahip olmasını şart koşarız. Ayrıca metrobüsler İstanbul'da biraz önce de bahsettim. %25'e yakın tüm İstanbul'un yükünü tek başına yolculuk sayısı olaraktan sağlıyor. Metrobüslerin yapısı gereği otobüslerde sayımdan ziyade durak yoğunlukları çok büyük problemdir. Yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir projeyle İstanbul'daki tüm metrobüs duraklarına bir yolcu durum ve yolcu sayımla ilgili olarak da yoğunluk takip ettiğimiz bir sistem kurmak. Şu anda 3 yoğun durağımızda sistem çalışmakta. %90'ların üzerinde doğrulukla bu sistem ayakta. Bu sistemin sayesinde filo operasyonuna esnek olaraktan yoğun olan duraklara yeni metrobüs göndermesi ve metrobüslerin arka arkaya birleşmesinden oluşan katarlanma problemini de kaldırması için bir çalışma sağlamaktadır. Şu anda test aşamaları ve montajları yapılıyor. İstanbul'un tamamında ki metrobüs duraklarının hepsinde bu sistemin kurulması planlanmakta ve yapılmaktadır. Güvenlik sistemi tüm metrobüs, tüm İETT otobüsleri ve özel halk otobüsleri işletmeci tamamında IP
kamerayla ve mobil MVR'larla yapılan bir çalışmadır. Şu anda YTT tarafında yapılmakla beraber özel halk otobüsleri tarafında da montaj işlemleri devam ediyor. Çünkü özel halk otobüslerinin daha önceki güvenlik sistemleri kendilerine ait ve kendileri tarafından yönetilen bir sistemdi. Fakat YTT standartlarını karşılamadığı için YTT İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin aldığı kararla ve finansal desteğiyle bu sistemi YTT'nin yönetiminde özel halk otobüslerini de kurmaya başlamıştır. Bu sistemin içerisinde bir önce bahsettim. Şoför davranış kamerası, IP güvenlik kamerası, acil çıkış butonları ve acil durum butonları mevcuttur güvenlik amaçlı olarak da. Şoför davranış analizi kısmı hem sektör için çok yeni hem de çığır açıcı bir sistem. Özellikle biz şoförlerimizin direksiyon başında yapmaması gereken yasaklı hallerinde ve güvenliği riske atıcı hallerden uzak durması için yapıyoruz. İşte yüz tanıma sistemimiz var. Doğru şoför doğru araca binmiş mi diye. Başkasının kartıyla mı bindi acaba diye. Şimdi kontrol için yapılıyor. Uyku ve sigara, telefon kullanımı. Pandemi döneminde maske konusuyla çok önemliydi. Şoförlerin maske takması da yönelik. Dikkat dağıtıcı kısımlar ve işte emniyet kemeriyle ilgili uyması gereken kuralları bu şoför kamerasından, davranış analizi kamerasından takip ederekten ilgili işletmecilere ve şoförlere hem uyarılarımızı hem cezalarımızı yazıyoruz. Malum İstanbul'da metrobüs hattı kapalı bir yer. YTT otobüsleri dışında çok acil durumlar dışında bir emniyet şeridi vazifesi de görüyor ama operasyonun ve güvenlik riskinin atılmaması için bu oraya giren tüm araçların plaka tanıma sistemiyle kaydedilmesi ve yasa dışı girişlerin engellenmesi için böyle bir altyapımız var. Elektronik ödeme sistemleri daha önce YTT'nin kendisi tarafından yürütülen süreç daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla tamamıyla Belbim AŞ'nin yönettiği bir ödeme altyapısına gelmişti. Burada da yeni bir İstanbul'daki herkesin kullandığı İstanbul kartların dijital halleri Belbim'in geçen yıl yaptığı geliştirmeyle ve değiştirdiği validatörle beraber artık İstanbul kartı fiziksel olaraktan sahip olmamanın durumunda dahi dijital kart alaraktan dijital kartınızla araçlara binmeniz mümkün. İki alana biz yeni girdik 2019 yılındaki yerel yönetim seçimlerinden sonra. Birincisi adalardaki fayton ve kötü hayvan kullanımını engellemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla artık adalarda atlı faytonların kullanımı yasaklandı ve kaldırıldı. Buralarda adalar için özel olaraktan geliştirilen bir proje kapsamında küçük 13 kişilik otobüslerimiz ve 4 kişilik bir nevi ada mini dediğimiz adada taksicilik ve otobüs işletmeciliği hizmeti tarihinde ilk defa yapılmaya başlandı YTT'de. Burada adalarda yaşayan veyahut da adalara hafta sonu, hafta içi turizm amaçlı gidenlerin de faydalanabilmeleri içerisinde bir rezervasyon altyapısı, mobil bir rezervasyon sistemi koyduk. Adalar bizim için yeni bir alandı. Toplu taşımanın neredeyse olmadığı bir alandı. Adalara ilk defa toplu taşıma getirdik. İkinci kısmımız da bizim özel halk otobüsleri kısmıydı. Özel halk otobüsleri kısmındaki bütün hatlar bizim tarafımızdan yönetiliyor olsa dahi otobüslerin standartları bizim standartlarımızda ilgili. Bu dönem YTT'nin iki büyük çalışma alanlarından bir tanesiydi. Bir de geleceğe dönük olarak da projemizden bir tanesi. Şu anda işte bu Kalkınma Ajansı ile beraber yaptığımız Dijital Dönüşüm Merkezi projesi içerisinde Kalkınma Ajansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve YTT'nin ortaklığında yapılan bir Dijital Dönüşüm Merkezi projesi kapsamında daha önce şoförlerimizde olan Kaptan Köşkü uygulamasının yanında bir de kokpit uygulaması gerçekleştiriyoruz. Araçlarımızın tamamında birer adet
trafik verisinin ve yol verisinin de entegre edildiği, İçişleri, Emniyet birçok sistemin entegrasyonuyla çalışması planlanan kokpit uygulaması, rotalama ve navigasyon işlemini yapan bir uygulamamız yapılmakta. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sunumum bu kadar. Biz teşekkür ediyoruz Naim Bey. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgilerdi bizim için. Ben hemen sözü Tuncay Bey'e bırakmak istiyorum. Vaktimizi de ekonomi kullanmak istiyorum. Buyurun Tuncay Bey, sizi dinleyelim. Evet, teşekkürler. Evet Ali Bey, teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Demin bahsedildiği gibi özellikle pandemi döneminde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte tabii ki lojistik kısmının da inanılacak bir şekilde ona cevap vermesi veya müşteri beklentilerine bizlerin de otomatik olarak cevap vermesi konusunda inanılmayacak bir şekilde hem geliştirmeler yaptılar hem de yazılım ve teknolojileri de biz de kullanmak zorunda kaldık. Zaten yazılım ve teknoloji olmasa zaten lojistikte şu anda bu boyutta olması imkansız zaten. Ben de bir şeyi paylaşayım. Evet, günümüzde lojistik ayakta tutan bilişim çözümleri kurumuz. Ben kendimle ilgili kısaca birazcık bahsedeyim. Ben 1989 yılından beri çalışma hayatı içerisindeyim. İlk 1995 yılında lojistik sektörüne hayata çalışmaya başladım. İşte Network Lojistik, Pilli Boya, Köyüzler As gibi hizmet alan ve hizmet firmalarda çalıştım. Aşağı yukarıda baktığımızda 25-26 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 2012 yılına kadar da bu sektörün içerisinde profesyonelce orta kademe ve üst kademe yöneticilik yaptım. Daha sonra da kendi şirketim olan Korpial Danışmanlık Şirketi'ni kurdum. 2012'den beri de hizmet alan veya hizmet veren firmalara danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Konuyla ilgili bizim Korpial sayfasından da bilgi alabilirsiniz. Ayrıca de Lojistik Derneği kurucu üyesiydim. Daha sonra işte yazılım ve teknoloji artırınca bizim üyelerimiz de olsun iletişim arttırmak açısından Lojistik Sitesi dijital haber sitesini yine bu yazılım özür dileyerek istek geldi. Sunumu ekran yapabilir misiniz diye lütfen. Nasıl? Sunumu tam ekran yapabilir misiniz diye bir istek geldi de. Tam ekran. Sunum formatı evet tam dosya çıktığında tam ekran. Şöyle mi kalsın? Şöyle mi? Hayır. Slide gösterisi yukarıda. Ben şöyle yaptım şu anda tam slide benim ekranda böyle gözüküyor. Başka nasıl oluyor? Bir dakika ben de deneyeyim. Böyle iyi sanırım evet tam ekran böyle iyi. Böyle iyi mi? Evet. Tamam böyle iyi net gözüküyor. Evet. Teşekkürler. Tamam. Ondan sonra biz de tabii ki bu özellikle bizim üniversiteli lojistik sektörü, lojistik sektörünün kaynağı olan özellikle son zamanlarda üniversitelerin inanılmayacak bir şekilde kaynak olması ve eğitimimize konusunda büyük katkısı olması nedeniyle uluslararası ticaret bölümü olsun ve lojistik bölümleriyle ilgili öğrenci arkadaşlarımızın bir araya gelmesi özellikle pandemi döneminde birçok okullar kapandığı için öğrencilerin sesi attı bir platform oluşturduk ve bu platformda da özellikle internet üzerinden arkadaşlarımız kulüpleri yaptığı görevi yapmaya başladılar. Orada da bir desteğimiz var. Burada da belki daha önceki sabahtan veya bir gün önce de anlatılmıştır. Ben bir daha üzerinden geçmemek üzere. 2022 yılında e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi aşabileceğini veya o pozisyonda olabileceği ifade edilmiş rakamsal anlamda. Buna baktığımızda özellikle bu e-ticareti yapan firmalar var. Bir kendi siteleriyle yapıyorlar. Bir de ayrıyeten online pazar yerleri dediğimiz e-ticarette lokomotif olmaya devam eden yerler var. Hepsi burada gibi veya N11 gibi firmalar var. Bunlar da şu anda inanılmayacak şekilde ticaret yapıyorlar. Özellikle pandemide de ben de dahil olmak üzere birçok tüketici insanlar hep dışarı çıkmaması adına da tabii ki internet üzerinden alışveriş yaptılar. Tabii ki internet alışverişi başladığında bu sefer de birçok sıkıntılar tabii ki onunla birlikte ortaya çıktı. Zaten bizler lojistik sektöründe olan arkadaşlar özellikle pandemide herkes evdeyken biz maalesef evde değildik. Depolarda veya dağıtımlarda şoför arkadaşlarımız, kuryeler olsun, depolarda çalışan binlerce insanlar pandemide bile depolarda çalıştılar. Tabii ki her türlü önlemler olarak. Bu anlamda baktığımızda e-lojistik bizim için çok önemli bir hale geldi.
E-lojistiğe baktığımızda nedir? Baktığımızda elektrik tabanlı bir lojistik anlamına geliyor. Bu internet teknolojisinin temel anıldığı sistemlerin kullanılması anlamına da geliyor. Sadece orada lojistiğe baktığımızda konuşan sürücüsüyle yani kullanımı uyaran teknoloji, depomuza gelen malların nereye istifleneceği, nereden alınacağı, malzemeyi hatalı alıyorsan diye bize söyle, nesnelerin internet teknolojisi vesaire gibi bir sürü şeyler, teknolojiler kullanılmaya başlandı. Tabii ki ilerideki dönemde de teknolojiler otonom gibi sürücü şeye kadar gidecek. Bu anlamda teknoloji, lojistik kısmının inanılacak bir parçası oldu. Şu anda burada tek tek üzerinden geçmeye gerek yok. Lojistik sektörün kullandığı birçok yazılımlar, birçok teknolojiler burada var. Akıllı telefonda, blockchain, big data, drone'la, biz drone'larda şu anda depolarda sayım yapıyoruz. Sürücüsüz kamyonlar şu anda yok ama yavaş yavaş günümüzü ileride gelecek. Ürün toplama listi sistemleri var. Yani VMS dediğimiz depo yönetim sistemleri, akıllı depo sistemlerinden. Buna benzer araç ve ısı takip sistemleri vesaire bir sürü gördüğünüz gibi CRM, VMS gibi sistemler var burada. Bunların hepsini de şu anda teknoloji lojistik yapan her firmanın kısım kısım da olsa kullanıyor ve kullanmaya da daha fazla da kullanmaya zorunlu hale geliyor. Çünkü artık teknoloji hız istiyor. E-ticaretin artmasıyla müşteriye cevap vermek açısından da biz de bu teknolojileri, bu yazılımları kullanmak zorundayız. O yüzden de bizim lojistikte teknoloji inanılmayacak, özellikle 10 yıl içerisinde inanılmayacak bir yer kazandı. Tüm çalışanlarımızın da biz bunu o anlamda, çalışan arkadaşlarımız bunu anlatıyor. Sadece lojistiği bilmek, lojistiği operasyonu yapmak değil, teknolojiyi de kullanmak, yazılımları kullanmak, yazılımları istemek, her türlü yaptığımız işi yazılıma bağlamak lazım gerektiğini. Çünkü sonuç biz bunları kimin için yapıyoruz? Müşteri için. Müşteri ne istiyor? Kolay sipariş verme, ben de istiyorum. Hasarsızlık istiyorum, zamanda teslimat istiyorum, kolay takip istiyorum, bilgi verilmesini istiyorum. İyi bir müşteri hizmetleri istiyorum. İade kolaylığı aldım hemen geri vereyim veya numarası olmadı geri yollayayım. Ama bana zorluk çıkartmasın, hızlı bir şekilde olsun, güvenilir olsun. Paramı alayım, malımı zamanında tekrar iadesinden gelsin. Hızlı teslimat istiyorum, maliyet avantajı istiyorum vesaire. Bunları da yapabilmek için bizim kesinlikle yazılımlara ve teknolojilere ihtiyacımız var. Ve şu anda da depolarda bu anlamda inanılacak bir şekilde kullanılıyor bunlar. Ve çok iyi kullanan firmalar da var. Kullanmaya başlayan veya kısım kısım kullanan firmalar da var. Zaten bunu ayak uyduramayan birçok firmalar da maalesef müşteri beklentilerini, isteklerini yerine getiremediği için belirli bir süre sonra ya küçülmeye ya da kaybolmaya mahkum duruma geliyor. Tabii bir yandan da baktığımızda nakliye yazılım sistemlerimiz var. Burada ne yapıyoruz? Sipariş yönetmemiz lazım. Yük araç buluşturma teknoloji platformu diyoruz. Bu anlamda kamyoncu, eskiden biliyorsunuz Gebze kamyon garajı vardı. Halen de var tabii ki. Bir tarafta Hadımköy'de vardı, İzmir'de var, Ankara'da, Şaşmazlar'da var vesaire gibi birçok noktada kamyon garajı var. Belki birçok insanlarımız biliyordur. Pazar gibi. Kamyoncunun yük bulabilmesi için bulunduğu yer. Ama şimdi artık bu teknolojiyle bu anlamda bunlar biraz azalmaya başladı. Sadece otopark veya işte otel, pansiyon gibi duruma gidiyor yavaş yavaş. Bu anlamda da kamyon şoförlerimiz de bu anlamda teknolojiye ayak uydurdu. Bu anlamda da gerçekten kendini geliştiren çok iyi firmalarımız oldu. Yükle aracı buluşturan platformları oluşturdular. Ve gerçekten de çok iyi bir platform oldu. Bu anlamda da birçok oyuncular da yeni yeni bu anlamda katılıyor. Tabii bunu yaparken de mobil cihazlarını kullanıyoruz. Hem cep telefonla hem iPad'lerle vesaire gibi, pad'lerle vesaire gibi yapabiliyoruz. En uygun rota ve maliyet planlama bizim için önemli nakliyede. Ve bununla ilgili birçok yazılımlar var. Ve bu anlamda da daha da yazılımları geliştirmek zorundayız. Araçlaştırma dediğimiz, yani kamyonlaştırma, tır, kamyon kapasitesine göre nasıl? Bunun için de bir planlama gerekiyor. O da sistem, bu yazılım bunu yapıyor. Araç içi kapasite, bu sefer aracın içine ne kadar yerleştireceğiz? Koli mi? Veya ne bileyim, farklı bir ürünse kaç koli sığar? Kaç tane? Yani amacımız orada %90, %80, %95. Neyse müşterinin maliyetlerine ve hedeflerine göre araçları full doldurmamız gerekiyor. Bu anlamda da yazılımlara, simülasyonlara ihtiyaç var. Ve buna ilgili de yazılımlar var. Halen de kendini geliştiriyorlar. Tabii araç takip var, konteyner takip var, yük ısı takip sistemleri var. Araçları yolladığımız zaman artık müşteriler, bizler hep biz ne yapıyoruz?
nereye gidersek gidelim tek bir ekranda görmek istiyoruz. Nerede, kaç dakika kaldı, kaç saat sonra bende, nerede şu anda? Bu gibi şeyleri görmek istiyoruz doğal olarak. Bu teknolojilerde ve yazılımlarda bizim lojistiğim olmazsa olmazların hangisi. Tabii TÜO teslimat evraklarına giriyoruz. Tabii ki paraya dönüşmesi lazım veya teslimat evrakları yasal anlamda yarın başımız bela girmesin diye. Ve bunu scan edip tarama, daha sonra da aslını yollama vesaire gibi hepsini sistemden görmek istiyoruz. Nakliye müşteri ödeme, nakliyeci ödeme vesaire gibi sistemler bu anlamda bizim olmazsa olmaz koşullarımızdan birisi. Yani bir aracı yolladığımız zaman son teslimat, oradan da belki de ters lojistik dediğimiz, tersine lojistik dediğimiz paleti, iade ürünleri de takip edebilecek organizasyonların sistemlere ihtiyaç var. Tabii ki bu da bizim nakliye yazılımları ve sistemler olarak geçiyor. Ve bu yetmiyor. Sefer yönetimi var, filo yönetimi, gelir gider yönetimi, sözleşme yönetimi, tır karne yönetim takibi, faturalama, e-fatura, sürücü, iade takip, kar zarar. Tabii en son bu işi kar mı ettim, zarar mı ettim? Müşteri takip, bilgilendirme, raporlama, verimlilik, geliştirme, verilerin analizi, big data diyoruz. İşte sonuç burada binlerce, milyonlarca data var. Sonuçta bu datalardan bir şeyler edineceğiz. Ve bu datalardan da müşteriyi memnun etmek, kendi operasyonları iyileştirme anlamda, kendimizi geliştirme anlamında, personeli de yönlendirme anlamında, verilerin de iyi analiz edilip, onların süzülüp yönetime, yönetimden de aşağı kadar yönetilmesi lazım. Tabii ki depolarımıza geldiğimizde depolarımız baş başına ayrı bir dünya. Tabii ki burada çok güzel birkaç süremiz dar olmasaydı çok güzel bir iki film vardı. Onları da gösterecektim ama şu anda süremiz dar. Daha sonraki bir sonrakinde inşallah zamanımız olursa, fırsat olursa daha doğrusu böyle güzel fırsatı birkaç filmde bunları güzel anlatabiliriz. Bildiğiniz gibi metrekarelerde çok maliyetli olduğu için depolarda yüksek depolamalar var. Dikkat ederseniz bu örnekte görüldüğü 45 metre yüksekliğinde depo, 120 metre uzunlukta 15 adet dediğimiz vinç palet yerleştiricisi 161 bin paletlik bir örnek bir depo. Bu depoyu da bir firmamız tarafından Türkiye'deki olan bir depo bu. Böyle bir depo şu anda Türkiye'de birçok anlamda kurulu var. Ve bunda tabii ki bunun hepsi teknoloji ve yazılım. İkisi birlikte olmadan bu işler olmuyor. Tabii ki burada insansız da olmuyor. Ama nitelikli insanlarla bu işler dönüyor. Eskiden ben hatırlıyorum benim çalıştığım şirkette, yıllar önce çalıştığım şirkette 180 tane personel vardı. Tam otomasyon kuruldu 30 metre yüksekliğinde. 180 personelden 30'a düştü. Ama tabii o insanlar başka yerlere kaydırıldı, işten atılmadı. İşsizde bırakılmadı. Ama sonuç nitelikli insanlar devam ediyor, halen de yürütüyor. Bir tarafta baktığımız gibi depo içerisinde tamamen monorail dediğimiz konvoyörler vesaire gibi bir sürü hem üretimde depo arasında hem otomatik barkodlamanın da olduğu, rulolu mal hazırlama alanlarının olduğu ve anlık bilgiye de ulaşıldığı, alındığı ve müşteriye de sunulduğu sistemler bunlar. Bunları da tamamen bizim yazılımlarımız ve tamamen teknolojiyle birlikte olan yapılan lojistik sektöründeki olan çalışmalar. Tabii bir tarafta da baktığımızda aracın içine kadar da artık forklift olmayabilir, konvoyörlerle araç içindeki bir cihazla yani yine konvoyörü araç içine kadar konvoyör konularak da palet direktmen araç içine kadar girebilir. Buradaki amaç tamamen giriş ve çıkışları sıfır hatayı olmak, hızlı verimlilik, iş güvenliğini arttırmak, insan gücünü arttırmak, insan gücünü ihtiyacını en az düzeye daha doğrusu düşürmek. Bu bilgi teknoloji bunların ilk süreçlerinde standartları oluşturmak amacımız. Bir tarafta da bahsettiğim gibi dronlar. Dronlar artık bizim parçamız, her yerde kullanılıyor. Depo içerisinde şu anda fiilen depo sayımlarında kullanıyoruz. Bir tarafta da depo içerisindeki gözlem, kontrol, denetleme anlamda kullanılıyor. Taşımada ise bazı sıkıntılar var ama taşımada da teknolojik anlamda şu anda var. 5 kilograma kadar malzeme taşıyabilecek, götürebilecek drone altyapıları, sistemleri, dronlar mevcut şu anda. Bir tarafta bahsettiğimiz depo içerisindeki olan bahsettiğim teknolojiler tabii ki hepsi de yazılımla bunlar hepsi oluyor. Bu şekilde bizim sistemlerimiz depo içerisinde mekik dediğimiz sistemler kullanabiliyoruz. Yine rululu konvoylarla yine tabii ki bunların hepsi bakın dikkat ederseniz konvoyla kaydıktan sonra hangi rampaya, nereye gideceğini, nasıl, hangi müşteriye gideceğini, hangi araca gideceğini otomatik olarak yazılımla bizler yapıyoruz. Sadece konvoy tek başına yetmiyor. Yazılımla bahsedilen ekranda görüldüğü gibi barkodlarla veya okutarak, 2-3 tarafından okunarak otomatik olarak sistem sorterlarla dağıtım yapabiliyoruz. Tabii ki yine depo içerisinde yine teknoloji var. El terminalleri. Tabii ki bu anlamda
el terminalleriyle yapılabiliyor. Tabi bu el terminallerinde birkaç değişikleri var. Tabi daha sonra zamanımız olursa anlatırız. Tabi bunların el terminallerinin bir adres sistemi diyoruz. Bunların amacı nedir? Hızlı ve eksiksiz bu ürünü bulmak, hatasız yerleştirmek, toplamak, adresi üründüğünü. Şimdi bazen adresi yapıyoruz ama yeni bir sistemlerimiz de var. Orada gidiyor bu ürün doğru mu diye görüntüsü de çıkabiliyor. Böyle bir sistemlerimiz de var şu anda teknolojik anlamda. El terminalinde veya ekranında görebiliyor. Fiilen ürünü orada bir de ekranda bu ürün mü değil midir diye teyidi içinde görseli de çıkabiliyor. Otomatik olarak sıfır hataya amaç burada öngörülüyor. Tabii bu adres sisteminin bir de onu bırakıp bazen birçok ben gördüm şeyde firmalarda adres sistemleri ürün özellikle e-ticareti yapan firmalarda çok adres var, çok hatlar var. Şimdi o adresleri bulmak da bir sıkıntı. Aynen şey gibi Google Maps'te olduğu gibi hangi kata nereye gitmen lazım, sağa dön, sola dön gibi teknolojiler de var. Bunlar da kullanılıyor. Tabii ki bu da bir gözlük teknolojisi. Şu anda Türkiye'de yok ama yurt dışında denendi. Şu anda başarılı oluyor. Gözlükte ürünleri görsel de görebiliyorsun. Sizi bir şekilde de yönlendirebiliyor. Bu da mesela son zamanlarda çıkan el barkod sistemleri ellerimiz free olsun diye, ellerimiz dolmasın diye tamamen bileklik şeklinde serbest free okutarak giydirme barkod sistemleri var. Bir tarafta da baktığımızda sesli terminaller dediğimiz yine depo sistemleri sesle yönlendirme yapılabilecek teknolojiler var. Bunların hepsi de yazılım artı teknoloji hepsi birlikte. Burada da baktığımızda yine depolardan çok örnekler var. Binlerce ürünü sağa sola barkod okuyucularla adreslerle nereye gideceğini kendi sistem karar veriyor. Sonra dağıtılabiliyor. Burada da dikey depolama dediğimizde yer sıkıntısı olan aşağı yukarı 10, 12-13 kilograma kadar olan ürünleri inanılmayacak şekilde ayağınıza kadar geliyor. Yüksek depolama az yerde dikey depolama ile ilgili yer kazandırabiliyor. Bu da yine yazılımla otomatik olarak size getirebiliyor. Ve bir tarafta baktığımızda iş makinesi, laptop, bilgisayar hepsi de iş makineleri de şu anda inanılmayacak Wi-Fi üzerinde hareketlerini izleyebiliyoruz. Ne kadar sıklıkta, nerede hareket etti, ne yaptı, performansları, operatörlerini görmek vesaire gibi görmek veya kullanmış olduğu cihazların arızası vesaire gibi şeyleri buradan görme imkanımız olabiliyor. Depo yönetim sistemlerini de sürem dar olduğu için çok anlatmak istemiyorum. Temelde bu bahsetmiş olduğumuz anlık bilgileri alabilmek, depo çalışanları ile sistemlerin birlikte entegreli bir şekilde çalışmasını sağlayabilecek sistemler bunlar. Benim kısaca verebileceğim bilgiler bunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Tuncay Bey. Çok sağ olun. Gerçekten son dönemdeki teknolojilere bir ışık tuttunuz. Bize de fikir vermiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi sohbet bölümüne bakıyorum. Soru var mı diye bir soru göremedim. Yani. Bunun haricinde Özlem Hanım, Naim Bey, Tuncay Bey, yani son olarak eklemek istediğiniz konular var mıdır? Bahsetmek istediğiniz hususlar var mıdır? Varsa sizleri tekrar son kez dinlemek isteriz. Benim yok. Yoksa, teşekkür tamam. Ederim herkese. Ben bir ufak ekleme yapayım. Sayın moderatörümüze teşekkür ederim. Tuncay Bey'e de ayrı ettik, teşekkür ederim. Biraz sektörün, yani lojistik sektörünün aslında hani nasıl diyeyim, belki yanlış tabir olmaz ama bizim yani müşterisi ya da taşıdığı şeyi insan olan bir işletme olduğumuz için daha çok böyle hani koli, paket veyahut da ticari kısmından ziyade biz hep böyle insan ve insana dokunan teknolojiler için konuştuk. Belki konsepte çok yakın olmadı. Onun için özür diliyorum katılımcılardan ve dinleyicilerden ama hepimizin gündelik olarak kullandığı bir alan topu taşıma. Özellikle İETT, İstanbul'da yaşayan, doğan kişilerin. Bu alana da bir sektörün bakışını göstermiş olduk. Ben tekrardan bu imkan için teşekkür ediyorum.
Ve tekrardan katılımcılardan bu konuda size bir öneri var sanırım Nain Bey sohbet bölümünde. Mobi Yerli ve İstanbul Kart uygulamalarına turistler için bir geliştirme yapılabilir şeklinde. Bazı sürücülerin ödeme yapamayan ama otobüse binen turistleri olumsuz davranışlarda bulunduğunu gördüm demiş Fidan Hanım. Onunla ilgili o zaman bir bilgi vereyim. İstanbul Kart, İstanbul Kart ödeme altyapısı tamamıyla Belbi Maşiye tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve YETT'nin aldığı kararla uzun yıllardır Belbi Maşiye tarafından yapılmaktı. Daha önce bu bir fiziksel kartı alıp bu fiziksel kartla işlem yapılabiliyordu. Belbi Maşiye de bir aslında bir ödeme bankacılık hizmetleri veren ödeme aracı kuruluşu oldu. Onlar takip ettiğim ve gördüğüm kadarıyla yakın zamanda İstanbul Kart'ın mobil uygulamasında çok güzel yenilikler yaptı. Dijital kartla ödeme sistemler arasında. Tüm otobüslerimizde de QR'la ödeme sistemine geçtiler. Yani bir fiziksel bir yerden kart almaya ihtiyaç falan değil. Mesela uluslararası yolculuklar yapanlar denk gelmişlerdir. İndiğiniz havaalanında şehrin toplu taşıma otoritesi kart satar. 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük gibi. Fiziksel bir kart alırsınız ve onunla araçlara binersiniz. İstanbul Kart böyle bir altyapıyı ve böyle bir uygulamayı sundu. Belki Fidan Hanım'ın sorusuna cevap olduğunu bilmiyorum ama İstanbul Kart böyle bir altyapı yaptı. Biz ödeme tarafları bizde olmadığı için o kısımla ilgili olaraktan bir ahkam kesmek istemedim ama benim takip ettiğim ve gördüğüm kısım Mobiyete ile alakalı olarak biraz önce bahsettim. Hakikaten kurumun göz bebeği olarak başlamış fakat çok uzun süre hem altyapı hem teknolojisi geliştirilmemiş bir uygulamaydı. Gelir gelmez göreve başlar başlamaz ilk başlattığım işlerden bir tanesi oldu. İnşallah bu yaz dönemi sonunda İstanbullular yeni döneme Eylül ayına, Ağustos içerisinde teslim olacağız inşallah. Geliştirme sürüyor. Eylül ayı içerisinde hem yeni teknoloji hem yeni tasarım hem de çok performanslı yenilenmiş arayüzüyle mobiliteye kavuşacaklar. Onunla da beraber birkaç sürprizimiz olacak. İnşallah onu da o süreçlerde tekrardan dile getireceğiz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için. Değerli sunumlar için sevgili panelistlere çok teşekkür ediyoruz. Aslında teknolojinin ve verinin, bilişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Veri olmadan bilim olmayacağını, bilim olmadan da politikanın geliştirilemeyeceğini de aslında bir şekilde kavramış olduk. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalandığımız, beslendiğimiz ve sonuna kadar önemsediğimiz bir konu üzerine konuştuk. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben ufak Nain Bey'e çok kısa bir soru sormak istiyorum ama. Çok güzel veriler paylaştınız. Halk otobüslerinde de benzer dijital çözümler uygulama ile ilgili bir proje var mıdır acaba? Onu aslında otobüs konseptini gösterirken bahsetmiştim. Şimdi İETT'nin kendine ait siyah plakalı dediğimiz, yani şimdi artık hepsi sarı olduğu için yaklaşık 3000 metrobüslerle beraber 3200'e yakın aracı var. Kalan araçların tamamı daha önce mor olaraktan dolaşan otobüs AŞ'i, yani İBB'nin bir hakkının kullanımı olan otobüs AŞ'leri ve özel halk otobüsü işletmecilerindeydi. Sizin dışarıdan bir vatandaş olarak gördüğümüz aslında morlar da diğer özel halk otobüsleri de bir ya dış bir operatördü. İETT hizmet kalitesi, hizmet standartını tek bir çatı altına toplamak için Ekrem İmamoğlu talimatıyla böyle bir çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de iki grubunda ortak aldığı bir kararla bunu hizmete aldı. Eskitti ben. 2021 yılında yapılan bir ihaleyle çok da büyük, belki o alanda yapılmış en büyük ihale oldu. Tüm özel halk otobüslerinin bilgilendirme sistemlerinden araç bilgisayarlarına kadar, içindeki USB şarja kadar tek bir standartta ve İETT'nin sahip olduğu standartlara, ki İETT bu yatırımları belki 3-4 yıl önce yapmıştı,
Şimdi yaptığımız için o tarafta onlar daha yeni teknolojiyle yapılan bir standart yapısı oluşturdu. Tüm otobüslerimizin montaj süreleri şu anda devam ediyor. Montajlar bittikten sonra tüm otobüslerimiz tek standart halinde mevcut olacak. Bizim açımızdan artık özel, hani vatandaşa hizmeti açısından özel halk otobüsü, İETT otobüsü veyahut da kooperatif otobüsü diye bir şey kalmadı. Tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla tek bir hizmet çıtasına yükseltilmiş olacak. Şu anda montaj işlemleri devam ediyor. Montaj işlemlerini yapıyoruz. Yani arada bitmiş araçlarımız var. Yaklaşık olarak 400-500 aracımızla montajı gerçekleştirdik. Yani bir gün eğer şey olursa bunlarla ilgili olarak da bir saha gezisi yapılabilir eğer. Ben bir üyesiyim TBD'nin. TBD böyle bir organizasyon yaparsa. Çünkü aracın içerisinde gerçekten bilinmeyen bir teknolojik altyapı dünyası var. Sektörde yeni adım atan veyahut da sektörde olan arkadaşlarım da görmesini isterim açıkçası. Çok güzel haberler bunlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Deniz Hanım, siz son kapanış sözlerinizi söyleyiniz isterseniz. Sonra size vereyim sözü yeniden. Çok teşekkür ederim Hürrem Bey. Çok teşekkür ederiz. Ali, Mesut Bey, Naim Bey, Özlem Hanım, Tuncay Bey gerçekten çok bilgilendirici veriler verdiniz, bize bilgiler verdiniz. İstanbul'umuz için önemli bilgiler aldık, öğrendik. Lojistik sektörünün nereye gittiğini gördük, lojistik sektörün. Çok teşekkür ederiz, çok değerliydi. Ve bunu da daha önceki panellerimize de söylediğimiz gibi gerçekten çok büyük, geniş bir konu. Tek bir panele sığdıramayız. Daha geniş bir günü alacak, belki farklı çalıştaylarla bunları devam ettirmeyi biz çok isteriz. Ne kadar çok bilgilendirebilirsek hem KOBİ'lerimizi hem toplumumuzu, ne kadar fayda sağlarsak bu önemli gelişmelerden de haberdar etmekten biz de mutluluk duyarız. Emeklerinize sağlık diyorum, ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Bir sonraki kongremizde, etkinliklerimizde yine sizlerle beraber olmaktan bizler de çok büyük keyif alırız. Böylece 5. İstanbul Bilişim KOBİ'ler Bilişim Kongremi'si de sizlerle beraber tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki sene yeni farklı hangi gelişmelerle beraber olacağız? Çok hızlı değişen bir teknoloji içerisindeyiz. Beraber karar vereceğiz bunlara yine. Buyurun bir tane. Bakalım teknoloji dünyasında bizi önümüzdeki sene ne bekliyor? Neler bekleyecek, evet. Ben o zaman kapanışı yapayım. Tekrardan teşekkürler. Değerli katılımcılarımız, değerli moderatörümüz. Şu an itibariyle kongremizin 5. İstanbul Bilişim KOBİ'ler ve Bilişim Kongremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif aldınız. Ben şahsen çok keyif aldım. Birinci de ağızdan böyle soruları sorup da cevaplarını alabilmek çok kıymetli benim için. Çok faydalı geçti. Katılımcılardan gelen soruların da onların da faydalandığını görüyoruz. Önümüzdeki sene için daha takvim belli değil ama herhalde yine aynı zamanlarda yapıyor olacağız. Şimdiden esen kalın, kendinize iyi bakın, çok selamlar. Bu kongremizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza da, özellikle Kıvanç Bey'e de, KOBİ Bilişim Çalışma Grubumuzla, kongremizin de yönetim kurulu, yürütme kurulu başkanı olan Kıvanç Bey'e de, Birden Bey size de, Nesrin Hanım'a da ben özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz çalışıp bu emekleriniz sayesinde bu kongreyi gerçekleştirdik. Sağ olun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Seneye görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.